14 Mayıs seçimleri geride kaldı. Şimdi artık gözler ikinci turda. Türkiye 28 Mayıs için, ikinci tur için gün sayıyor. Bugünü saymazsak 6 günlük bir süre var önümüzde ve pazar günü Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek. Bu kez pusulada iki seçenek olacak. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye işte o iki isim arasından seçimini yapacak. Partilerin, daha doğrusu ittifakların ikinci tur stratejileri bize ne anlatıyor? Bu program sınırları içerisinde bunu özellikle konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün deprem bölgesindeydi. Oradan çıkan mesajlar bize ne anlatıyor? Bunu değerlendireceğiz. Orada çünkü seçime dair çok önemli mesajlar verildi. Cumhur İttifakı'nın seçim stratejisi, yani ikinci tur stratejisi belli gibi görünüyor ama Millet İttifakı'nda biraz daha durumlar karışık. Çünkü bir söylem değişikliğine gitti. Yani anladığımız kadarıyla öyle oldu ki yapılan açıklamalar da bize bunu anlatıyor. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı yaptı ve o yaptığı toplantıda sarf ettiği sözler acaba Millet İttifakı'nda bir söylem değişikliğine mi gidildi? Milli duyguları daha göz önüne alınan bazı açıklamalar mı yapılıyor? Çünkü milliyetçi oylar yükselmişti hatırlayacaksınız ilk turda. Bu bir karşılık getirir mi? Seçmen buna ne kadar ikna olur? Tüm bunları birazdan konuşacağız. İlk turda çıkan sonuçlarla birlikte. Diğer yandan Ata İttifakı adayı, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın tavrı merak konusuydu. Geçtiğimiz hafta içi Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Aynı gün Ata İttifakı bileşenlerinden Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Sinan Oğan'ın tavrı ne olacak? Yarın bir açıklama yapması bekleniyor. O açıklama da önemli. Bir tarafa destek verecek mi? Yoksa tarafsız mı kalacak? Bir anlamda bunu öğreneceğiz. Yarın Sinan Oğan'ın açıklamasında bunu da program sınırları içerisinde konuşacağız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun bir süre sessiz kalmıştı. O sessizliğini bozdu. Bir anlamda Türkiye referandum gibi bir seçime gidiyor şeklinde bir açıklaması var. Diğer satır başları da önemli açıklamalarından, hepsini değerlendireceğiz. Tepkili mi? Tepkiliyse eğer ikinci tur sonrasına mı bıraktı tepkisini Meral Akşener? Bu sorunun da cevabını arayacağız. Millet İttifakı bileşenleri demişken altılı masada bir çatlak daha görünüyor ki Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamaları bir anda gündeme düştü. Zira Babacan anayasa değişikliği ile ilgili gelin biz beraber çalışalım derse çalışmaya hazırız diyor Cumhur İttifakı için. Bu da tepkilere neden oldu ve küçük partilerden acaba tabana dönüş hamlesi mi olarak da değerlendirildi. Birazdan ayrıntısıyla konuşacağız. Batı basınını da ayrıca ele alacağız. İlk turda yoğun bir kampanya vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine. Biraz o kampanyalar yerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülere bırakmış görünüyor. Bazı itiraflar var. Bunu da değerlendireceğiz. Seçime doğru başlıyor. 4 değerli konuğum var. 3'ü stüdyoda olmak üzere. AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Sayın Adem Yıldırım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayına. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Zakir Avşar bizi Ankara stüdyoda bekliyor. Sayın Avşar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Selamlar konuklarınıza. Çok teşekkürler. Doçent Doktor Sayın İsmail Dursunoğlu, siyaset bilimci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın teşekkürler. Dursunoğlu. Gazeteci yazar Sayın Ceyhun Bozkurt bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz Sayın Bozkurt. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Adem Yıldırım sizle başlayalım. Şimdi 14 Mayıs'taki fotoğraf bize ne anlattı? Seçmene ne anlattı? Sadece sonuçlar evet önemli ama sonuçlardan bağımsız da belki değerlendirmenizi isteyeceğim. Millet İttifakı'ndan gelen açıklamalar ki ilk turda o gece ikinci turun kampanyası aslında başlamıştı. Gelen açıklamalarla birlikte sizce Millet İttifakı yapılan yorumlara o şekilde kötü başladı ikinci tur kampanyasına şeklinde. Ve Cumhur İttifakı'nın da stratejisi tüm bunları değerlendirdiğinizde ilk turda nasıl bir fotoğraf var, ikinci tura nasıl yansır? Her şeyden önce milletimiz 14 Mayıs'ta bize şunu gösterdi. Daha doğrusu ortaya koymuş olduğu karar, tablo güven ve istikrar. Yani biz güven ve istikrar istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanımıza olan, hükümetimize olan ve partimize olan güveni, Cumhur İttifakımıza olan güveni ortaya koymuş oldu. Cumhur İttifakımız yine %50 oy bandında oyunu koruyarak
meclis çoğunluğunun meclisin çoğunluğunu almış oldu. 323 vekil çıkarmış oldu. Bu Cumhur İttifakı'nın zaferi anlamındadır. Diğer taraftan Cumhurbaşkanımıza olan güveni ve Cumhurbaşkanımızın liderliğine olan güvenini ortaya koymuş oldu. Hele hele dünyaya baktığımızda gerek Avrupa'ya gerek Batı'ya, Amerika'ya, dünyanın birçok memleketine baktığımızda bu memleketlerin lider problemi yaşadığını da görüyoruz. Yani lidersizliğin bu devletlere neler kaybettirdiğini hep birlikte görüyoruz. O memlekette yaşayan insanlar da bunu ortaya koymuş oluyor. Avrupa'yla biz çok yakınız. Avrupa'daki hemen hemen birçok devletlere baktığımız zaman, Almanya'dan tutalım İngiltere'ye, İngiltere'den tutalım Hollanda, İtalya. Yani Hollanda'ya bakıyorsunuz işte 290 günde hükümet kurulamıyor. İtalya'ya bakıyorsunuz yılda 2-3 defa hükümet kurulup yıkılıyor. Herkese İngiltere'ye bakıyorsunuz. İngiltere'de de hükümet kurma noktasında ciddi problemler var. En son İngiliz olmayan birisi biliyorsunuz başbakanla gelmiş durumda. Diğer devletlerde de durum çok farklı değil. Amerika ile alakalı da aslında bir lider problemi olduğunu başta Amerika'nın önceki başkanı söylüyor. Mevcut Amerikan başkanıyla ilgili çok olumsuz haberler yapılıyor. Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde gerçekten Cumhurbaşkanımızın ülkemizde çığır açan bir lider olması hasebiyle 21 yıl boyunca ortaya koyduğu siyaset, Türkiye'yi bir yerden alıp çok daha ileri bir boyuta taşımış olması, gerek coğrafyada, Orta Doğu, Asya, Rusya ve Kafkaslardan tutalım, Avrupa ve dünyada Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğini de ortaya koyduğumuzda milletimiz Cumhurbaşkanımıza olan güvenini tazelemiş oldu. Ama işte seçim ikinci tura kaldı diyebiliriz. İkinci tura kalma sebebi bu güvenin azlığından kaynaklı bir durum değil. Sistemin ortaya koymuş olduğu yasal durumdan kaynaklı. %50+1. Tabii %50+1'dir. Zira Cumhurbaşkanımız en yakın rakibine 2,5 milyon oy farkıyla seçimi sonuçlandırmıştır. Bu birçok açıdan hem dünya kamuoyu açısından hem Türkiye'deki kamuoyu açısından Türkiye'deki seçimin nedenli hukuka uygun, nedenli demokratik bir ortamda yapıldığının da bir bariz bir göstergesi olmuş oldu. Avrupa çoğu zaman bize demokrasi naraları atar. İşte Amerika bize demokrasi naraları atar. Baktığımızda seçimlerine bakarız. Avrupa'da %35-40 bandında bir seçime katılım vardır. Amerika'da da hakeza öyledir. Bazı işte Amerikan vatandaşları vergi borcu varsa seçime bile almıyorlar bildiğimiz kadarıyla. Şimdi bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye'nin demokrasi açısından gerek Avrupa'dan gerek Amerika'dan çok çok ileride olduğunu görüyoruz. %90 civarında bir katılımla insanlarımız sandığa gitmiyor, adeta koşuyor. Yani hemen hemen her parti tabanı kendi partisini desteklemek üzere sandığa gidiyor. Sandıkta her partinin görevlileri var, her partiden temsilci var. Çok demokratik ve çok hukuki bir ortamda seçim yapılıyor ve sonuçlar çıkıyor. Ha bu sonuçları manipüle etmek isteyen kendi içimizde de birileri çıkıyor. Ama nedenli boşa düştüklerini geriye doğru bir hafta önceki haberlere baktıkları zaman aslında kendilerini nasıl bir pozisyona düşürdüklerini çok iyi görmeleri gerektiğini. Zira bu tür seçimlerin aynı zamanda bir ayna olduğunu, toplumun siyasetçilere bir ayna tuttuğunu görmemiz gerekir. Şu an toplum bize ayna tuttu. 14 Mayıs'ta aynayı gösterdi. Aynayı buyur. Ey partiler kendinize bakın dedi. Parti liderleri kendinize bakın dedi. Kendinizi görün. Toplum size nasıl görüyor? Milletimiz nasıl görüyor? İnsanlar nasıl görüyor? Seçmenleriniz ya da partilileriniz sizi nasıl görüyor? Aynayı tuttu. Aynayı tutunca işte muhalefet tutuştu. Aynada farklı bir görüntü bekliyordu ama kendi gerçek görüntüsünü gördü. Zira birileri ona seçimden önce dev aynasını göstermişti. Dev aynasını tutmuştu. Onlar kendisini dev aynasını... Anket şirketlerini demek. Tabii ki anket şirketlerini kastediyorum. Dev aynasını göstermişti. Dev aynasında kendisini gören muhalefet gerçekten birebir boyuttaki aynada kendini görünce bu sefer ne yapacağını şaşırdı, telaşa girdi. Dün ne söylediğini unuttu, bugün farklı söylemlerle insanlarımızın karşısına çıkmaya başladı. Artık bunu yemiyor. İşte seçimden önce dindar kesimi oyun almak için işte helalleşme bilmem değişik partilerle işbirliği
yapmak istemesi veya Doğu Güneydoğu seçmenimizin Kürt seçmen almak için bir takım karanlık kapılar arkasında farklı ilişkilere girmesi vesaire. Şimdi bunların hepsini unuttu. Sanki kendisi yapmamış gibi çıkıyor. İşte başka bayraklar adı altında. Bilmem işte Nihal Atsız'ın iki tane kitabını koyarak onun önünde milliyetçilik pozları vererek acaba bu sefer de milliyetçilik üzerinden bir siyaset yapmaya doğru bir evrilme söz konusu oldu. Bu aslında şunu gösteriyor. Çünkü muhalefet ortalama 1,5-2 yıla yakın boyunca kendileri bir masa etrafında toplandılar ve en büyük projemiz diye açıkladıkları projeyi 3 Mart'ta çöpe attılar. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem bunların en büyük projesiydi biliyorsunuz. Sizin projeniz nedir ya? Tayyip Erdoğan'ı yıkma projeniz nedir? AK Parti'yi yıkma projeniz nedir? Ya da devre dışı bırakma projeniz nedir diye sor. Bizim en büyük projemiz biz meclisi de alıyoruz. Ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. İşte ben geçici cumhurbaşkanı olacağım. İşte bu genel başkan, başbakan olacak, öbürü şu olacak. Her şey yapılmıştı. Ne oldu? 2 yıl boyunca yaklaşık oturdunuz. 234 sayfalıkta protokol diye bir şey hazırladılar. Hukukçular, siyasetçiler toplandı. Tüm enerjilerini bir projeye sarf ettiler. Ve o proje 3 Mart Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı gün çöpe atılmış oldu. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın karşısına, AK Parti'nin karşısına elinde projesi olmadan, sıfır veya gelecek vaat etmeden, umut vaat etmeden, ne yapacağını ortaya koyamadan vatandaşın karşısına çıkmış oldu. Zira Cumhurbaşkanımızın yaptıkları ortada, yapacaklarına dair söylemler ortada ve gelecekte neleri yapacak, hangi vizyonu çiziyor onlar ortada. Millet de Cumhurbaşkanımıza bu vizyonla inandı, yaptıklarına inandı. 21 yıl boyunca ortaya koymuş olduğu hem insan hakları açısından getirdiği yeniliklere hem hizmet açısından getirmiş oldukları eserlere, yapmış oldukları eserlere baktığımızda milletimiz bildiğini, gördüğünü ve yapılanı inkar etmeden bunu yapanı desteklememiz gerekir. Zira önümüzde böyle bir lider var. Bu lider ilk seçimini 2002'de yaptı. Bu benim son seçimim diye geldi bize, karşımıza çıktı. Son seçimde desteğinizi istiyoruz dedi. Biz bu lideri destekleyeceğiz şeklinde bir duruş sergiledi. Ve fotoğrafı bu şekliyle 14 Mayıs'ta çizmiş oldu. 14 Mayıs'ta çizilen bu fotoğrafı inşallah ya da çekilen bu fotoğrafı biz çerçeveletip 28 Mayıs'ta o çerçevenin içerisine Cumhurbaşkanımızın posteriyle asmış olacağız inşallah hep beraber. Peki. Milletimizin desteğiyle. Peki Sayın İsmail Dursunoğlu güven tazeledi dedi Sayın Yıldırım. İlk turda Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Millet İttifakı için ise seçmen açısından bir güven kaybı oluşturduğu söylemine katılır mısınız? Yapılan açıklamalara baktığınızda 14 Mayıs'tan bu yana Millet İttifakı'nda. Ya, mutlaka öyle tabii. Şimdi şunu ifade edelim. Yani siyasal kariyeri boyunca milletin adamı olarak takdir ve taltif görmüş bir siyasi liderin ve siyasi partinin 14 Mayıs'ta bir kez daha zirvede yer aldığına şahit olduk. Millet tarafından kendisine ve partisine bir teveccüh gösterildiğine şahit olduk. %49,5 gibi bir oranda kalmış olmasını da ben katıldığım daha önce birkaç yayında da ifade ettim. AK Parti'nin seçim sloganı üzerinden değerlendiriyorum ve diyorum ki millet yola devam demiştir. Ancak doğru adımlarla yola devam demiştir. Dolayısıyla eksiklerin giderilmesi, yanlışların düzeltilmesi noktasında bir irade ortaya koymuştur. Şimdi muhalefet açısından değerlendirdiğimiz zaman şöyle bakmamız lazım Gökhan Bey. Muhalefetin temel motivasyonu altılı masa olarak sembolize edilmiş olan güçlendirilmiş parlamenter sistemdi ve bunun mottosu da değişim şart anlayışıydı. Ancak tabii bunu yaparken Türkiye'de sayın vekilimizin ifade ettiği bir altını çizdiği çok önemli bir husus var. Lider olgusu. Yani Türkiye'nin siyasal kültürü lider endeksi bir siyasal kültürdür. Bakın Türkiye'de siyasal ideolojiler bile liderle özdeşleşmiştir. Türkeşçi gibi, Erbakancı gibi isimlendirmeler. Lider bu denli çok önemlidir. Seçim kampanya sürecinde birçok hata yapıldı ama bir tanesini örnek vereyim. Pusula'da
logos olmayan bir siyasal parti genel başkanından daha az sürede miting meydanlarında konuşan bir cumhurbaşkanı adayı liderlik anlamında bir iddia ortaya koyamaz. Bu stratejik hataların bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışı içerisinde böyle bir değerlendirme yapıldıktan sonra bugün gelinen noktada hani seçimleri %49,5 üzerinden bakıp Sayın Erdoğan'ın üzerinden değerlendirmek ki bu aslında Sayın Erdoğan'ın büyüklüğünü ortaya koymaktan başka bir anlam ifade etmez. Bu doğru bir siyasi okuma değildir. Böyle değerlendirdiğimiz zaman güçlendirilmiş parlamenter sistemin bir kere halk nezdinde teveccüh görmediğini de buradan okuyabiliriz. Yani tabii meclisteki sonuçlar üzerinden sizin en önemli motivasyonunuz hayata geçirilmemiş. Aynı şekilde mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı'na kazandırmışsınız veya kaptırmışsınız diyelim. Hadi masanın bir başka aktörü olarak Sayın Akşener'in başbakan olma iddiası suya düşmüş. Dolayısıyla bu seçimin oranlara sağdan bakarak, soldan bakarak işte kazandırmadık, işte kıl payı sınırı altında bıraktık diye okumak yanlış olur. Şu anda bir kere temel motivasyonun hayata geçirilmesi mümkün değil. Bunu şuradan da okuyabiliriz. Yani seçim sonrasında kim strateji değişikliğine gitti? Sayın Cumhurbaşkanı kaldığı yerde, bugün işte Hatay'da, değil mi? Kaldığı yerden yola devam noktasında bir irade ortaya koyuyor. Söylem olarak, slogan olarak değişikliğe giden Millet İttifakı. Yani sana sözden şimdi karar ver. Kalp işaretinden masaya yumruk. Dolayısıyla strateji değişikliğine giden zaten birinci turda kaybettiğinin göstergesi olarak buradan da bakabiliriz. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman tabii biraz sonra belki daha detaylı bir şekilde açacağız. Özellikle referandum meselesini şu anda yeni strateji olarak iki tane olgudan bahsediyor Millet İttifakı. Referandum ve denge denetim. Bu iki olgu bana göre yani birinci tur zaten referandumdu. Eğer referandum olarak bakılıyorsa yani Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu alması, Cumhurbaşkanı'nın 2,5 milyon oy önde olması, finish çizgisinde 28 Mayıs'ta bu milletten işte bir finish çizgisinde bekleyen bir siyasi liderin şöyle bir omuz beklemesi, diğer tarafta 2,5 milyon geride bir adayın işte bu arayı nasıl kapatacağına dair yine çok yanlış bir şekilde birilerine koltuk tahsis etmek anlamında arayışlar içerisine girmesi aslında yapılan yanlışlardan ders çıkarılmadığını da gösteriyor. Yani demokrasi siyasi parti binalarında birilerine makam tahsis ederek sandıkta istenilen sonucun elde edileceği rejim değildir. Demokrasi ancak milletin teveccühüne mazhar olmak için milletin hassasiyetlerine, taleplerine, ihtiyaçlarına yönelik bir politika belirleme ve uygulama noktasında sizlere milletin yürü şeklinde bir söylemde bulunmasını ifade eden rejimdir. Ben bu anlamda evet bir güven problemi ama Sayın Vekilimizin ifade ettiği bu güven problemi bu sonuçlar üzerinden okunmaması lazım. 3 Mart tarihi bence de çok önemli. Yani muhalefetin bir değişim şart, demokratik zemin, ortak akıl, uzlaşı gibi ortaya koymuş olduğu işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karşısında işte yaşanan bütün hadiseleri sanki bu sistemin müsebbibi olarak yorumlamak gibi bir arayış içerisinde milletin bir teveccühü olabilirdi. Ancak 3 Mart'ta vatandaş çok basit. Yani ben siyaset bilimciyim ama Türkiye'de siyaset bilimciyle siyaset öğretecek milyonlarca insan var, öyle söyleyeyim. Yani kahvede bir insan o masadan kalkış hikayesinden şunu söyledi. Ya bunlar muhalefette birbirlerine düşmüşken iktidarda ne yapacaklardır? Anlatabiliyor muyum? Ya hani ortak akıldı, hani uzlaşıydı? Bir aday noktasında böyle bir itiraz yükseliyorsa veya şöyle de bakmak lazım. Yani sizin güvenmediğiniz ve masadan kalktığınız bir adayı halkın karşısına çıkarıp ona güvenmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Ya orada seçmen kararını verdi. Tabii yani ikincisi HDP stratejisi ki HDP'nin fotoğrafı eklenmesiyle zaten seçim Millet İttifakı açısından kaybedilmişti. Bu bilinen bir şeydi. Bugün gelinen noktada son bir haftada söylem değişikliği, strateji değişikliği ama yani halkın, vatandaşın tabii bu yaşananları da çok iyi gözlemlediğini düşünüyorum ben.
bir hafta sonra tekrar sandığa gidecek ve nihai kararını verecektir. Bu sandık motivasyonu anlamında ikinci turda ne olacaktır, nasıl olacaktır onu da daha sonra ifade edebilir. Peki Sayın Ceyhun Bozkurt'a onu da soralım. Sandık motivasyonu, iki ittifakın sandığa gitme motivasyonu. Yayın öncesinde biraz konuşma fırsatı bulduk ama muhalefet cephesinde özellikle %44 civarında bir oy oranı, alınmış bir oy oranı var. Bu oy oranını sağlayan seçmen yine aynı motivasyonla ki az önce Sayın Dursunoğlu hataları ard arda sıraladı ki Millet İttifakı'nın seçmeni de aslında sosyal medyada şöyle yorumlara baktığımızda benzer hataları söylüyor. Aynı motivasyonla gider mi 28 Mayıs'ta? Ya mutlaka bir kırılma olacaktır onlarda. Ama şu an zaten onu tahkim etmeye çalışıyorlar. İlk aşamada o psikolojik olarak 15 Mayıs sabahı girdikleri psikoloji, seçmendeki psikolojiyi kurtarıp tekrardan sandığa yöneltmek. İşte gerek Sayın Akşener'in gerek diğer işte masa aktörlerinin bazı açıklamaları buna işaret ediyor. İşte her şey sıfırdan başlayacak sözleri buna işaret ediyor. Bir referandum sözleri buna işaret ediyor. Motive etmeye çalışıyorlar ama şu ortaya çıktı ya, hani bu kolay olacak mı? Olacağını zannetmiyorum. Çünkü süre kısa. Süre kısa. Hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir cümlesi vardı. Dış politika 180 derece değiştireceğim diye. Kendisi 180 derece değişti. Yani değişmedi de birazdan detaylandıracağız. O söylemleri 180 derece değişti. Yoksa programı falan, o 14 Mayıs öncesindeki program aynen duruyor. Onu da konuşacağız. Aynen duruyor ama söylem bazında değişti. Süre kısa. Bunu bir şekilde kurtarmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki Cumhur İttifakı'nda da şunu gözlemliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Bahçeli'nin, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi gibi Cumhur İttifakı aktörlerinin de rehavet oluşmaması için sahada sürekli aktif olarak çalıştığını görüyoruz. Çünkü evet, 15 Mayıs sabahı nasıl Millet İttifakı'nda o psikoloji, yenilgi psikolojisi oluştuysa da Cumhur İttifakı tabanında da ya bakın biz kazanıyoruz zaten psikolojisi oluştu. Bunu bu sefer rehavete dönüşmemesi açısından da Cumhur İttifakı da çaba gösteriyor. Yani iki ittifakında bir çabaladığını görüyoruz ama hangisi bu çabalardan hangisi seçmene geçer derseniz Cumhur İttifakı'nın çabasının daha çok geçebileceğini... Oradaki rehavet yani 49,5-50'ye tamamlama motivasyonuna da dönüşebilir herhalde. Tabii yani hatta size şunu söyleyeyim. Ben Cumhur İttifakı'nda şöyle bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Ona daha yüksek oranda. Daha yüksek oranda bir galibiyetle bu işi bitirelim motivasyonu olduğunu görüyoruz. Yani sokakta da görüyoruz. İşte veri alabileceğimiz alanlarda sosyal medya... Başka alanlarda da görüyoruz. Bu motivasyon var. Tabii ki sonuçta evet, insanlar tekrar sandığa gidecekler, tekrar oy kullanacaklar. Ama Cumhur İttifakı seçmenin daha motive olduğunun farkındayız. Ama diğer tarafta Millet İttifakı da bunu sandığa yöneltmeye çalışacak. Ama işte burada şey farkı var. Şimdi Cumhur İttifakı'nda daha Sayın Akşener'in zamanında söylediği bir cümle vardır. Biz Cumhur İttifakı gibi değiliz. Onlar etle tırnak gibi diye bir cümle söyledi. Evet. O etle tırnak devam ediyor. Ortak bir ülkü var. İşte Türkiye 100 yılı vizyonu olarak açıklandı. Ki bunun birçok parametresi de kısa, orta, uzun vadedeki uygulama modelleri de AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer aldı. Yani bir vizyon var bir tarafta. Buna çalışılıyor. Ve bu noktada da ortak hareket ediyorlar. Ama diğer tarafta işte seçmeni sandığa götürme motivasyonunu sağlayacak aktörlerin kendi aralarındaki çelişmeleri görüyoruz. Sayın Akşener orada da onu söylemişti. Onlar etle tırnak ama biz projeyiz demişti. Şimdi o projenin getirdiği sıkıntıları yaşıyorlar. Sayın Akşener neden 15 Mayıs sabahı çıkıp masaya yumruğunu Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraber vurup biz buradayız gitmiyoruz yeni bir mücadeleye başlıyoruz demedi de bir hafta geçtikten sonra neredeyse konuştu. Hangi görüşmeler yapıldı? Şimdi kendi aralarında toplantı yapmış olabilirler. Ama İYİ Parti içinde neler oluyor? Diğerleri ne kadar katkı yapacak? CHP'den diğerlerine reaksiyon, CHP seçiminde tepki var mı yok mu? Şimdi sadece sosyal medyayı veri olarak alırsak ki 14 Mayıs öncesi de onu söylüyorduk. Sosyal medyada seçim yapılsa belki %70-30 sonuçlanabilir. Ama hayat sosyal medyadan ibaret onu değil. Da ayrıca Anadolu köylüsü sosyal medyada Twitter'da yazmıyor.
gidiyor, üretici gidiyor, sandıkta sözünü söylüyor, sosyal medyada söylemiyor. Şimdi sosyal medyada yine bir birlik görüntüsü oluşturmaya başlamış bir hava var. Ama bunun İYİ Parti içinden yansıması, CHP içinden yansıması, hareketlilikler, parti içi muhaliflerin hareketlenmesi, diğer partilere tepkiler, diğer partilerin ne yapacağı, ondan sonra HDP'nin ne yapacağı, şimdi 180 derece değişti. Sayın Kılıçdaroğlu, HDP ne yapacak? Doğu ve Güneydoğu'daki HDP seçmeni Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerine destek verecek mi? Yani kendi içinde çok fazla çatışma dinamiği, yani deyim yerindeyse, çatışma dinamiği besleyen bir muhalefet yapısı var. Bu açıdan Cumhur İttifakı'na göre Millet İttifakı'nın işi çok daha zor. Kolay değil. Ama tabii ki yine son sözü büyük Türk Milleti söyleyecek. O noktada ben ama avantajı yine de Cumhur İttifakı'ndan yana görüyorum yani. Peki. Sayın Zakir Avşar, 24 saat siyasette çok uzun bir süredir. Yanılmıyorsam merhum Süleyman Demirel'in sözüydü. Şimdi 14 gün dediğimizde aslında 14 tane 24 saat. Çok uzun bir süre ama Millet İttifakı tarafından sonucu tersine çevirmeye yeterli olur mu bu süre? Çünkü söylem değişikliği var ve o söylem değişikliği seçmen tarafından inandırıcı bulunur mu? Ve aynı motivasyonla yine ikinci tura sandığa taşır mısınız? Tabii burada şunu söylemek lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını teslim etmek lazım. Hiçbirbirine benzemeyen 7 partiyi bir araya getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, DEVA'yı, Geleceği, Saadet'i, Demokrat Parti, İYİ Parti ve HDP'yi, şimdiki adıyla Yeşil Solu, hatta ona bir de ilave tipi. Bunun dışında birçok radikal unsur da yine bir araya getirdi. Bir noktada güdüleme uğraşı içerisinde bulundu. Fakat bir söylem birliğini temin edemediler. Ortaya koymuş oldukları ortak mutabakat metnine rağmen bir söylem birliği ortaya koyamadılar. Bir mutabakat metninde yazmalarına rağmen her parti sanki tek başına iktidar olacakmış gibi veya tek başına iktidara talipmiş gibi herkes kendi programını, kendi düşüncesini ortaya koydu, vaaz etti. Dolayısıyla da şu ana kadar geçen süre içerisinde dahi tek bir program üzerine hareket edemeyen bir oluşumun bundan sonra söylem değişikliği yapmasının da hiçbir faydası yok. Zaten Millet İttifakı'na milletin güvenmemesinin, biraz evvel Sayın Vekil'in ifade ettiği güven hususunda yeniden Cumhur İttifakı'na yönelmesinin, ağırlıklı olarak kendisini burada bulmasının en temel sebeplerinden birisi de bu. Çünkü orada çok başlı bir yapı var. Bu çok başlı yapı içerisinde bir arada bulunan, ittifak içerisinde olan partilerin kendi aralarında bir rekabetleri var biliyorsunuz ve bu kendi aralarındaki rekabette sonuç itibariyle söylemlerine de yansıyor. Kendi planları var, programları var, siyasi parti tüzel kişilikleri var, adayları var ve birbirleriyle de yarışıyorlar kuşkusuz ki. Bütün bunlardan mütevellit de ister istemez kendi seçmenlerine de bir mesaj vermeleri gerekiyor. Bu mesaj esnasında da elbette ki bir diğeri irkiliyor. Yani ittifakın içinde bulunan insanlar irkiliyorlar. Normal şartlar altında bu kadar oluşum bir araya gelmiş, bir başarı elde etme ihtimalini elbette ki kuvvetli görmeleri, bunu satın almaları ve kazanıyoruz diye bir düşünce içerisinde olmaları çok da anormal bir şey değildi. Fakat ortaya çıkan netice işte tam da buna bağlamak lazım. HDP çıkıyor, bir takım açıklamalar yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi korkusundan bunu tekzip edemiyor. İYİ Parti buna karşı herhangi bir açıklama yapamıyor. İYİ Parti kendisi bir takım açıklamalar yapıyor. Bu açıklamalar HDP'yi tedirgin ediyor. Bazı şeyler söylüyor. Fakat yine onlar da kuvvetli sesle söyleyemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi araya giremiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bazen onu onaylıyor, bazen bunu onaylıyor falan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkat ederseniz bir söylem değişikliği var. İttifakın diğer bileşenlerinde çok fazla bir söylem değişikliği falan yok. Canan Kaftancıoğlu işte baktık Türkçü Turancı olmuş. Bir başkası başka şey olmuş falan. Fakat tabii bu son bir haftada olacak bir şey değil. Böyle sizin basit sloganlarla insanları ikna etmenizde
kuşkusuz ki mümkün değil. İkna süreçleri dediğimiz şey bilimsel olarak yaklaşsak da, sosyolojik olarak yaklaşsak da uzun bir zamana ihtiyaç duyulan hususlardır. Yani o ikna ediciliğinizin bir temelinin olması lazımdır. O konuda bir güven vermeniz lazımdır insanlara. Tek tek de ulaşabilmeniz lazımdır. Bir takım sembolleri, sloganları kullandığınız andan itibaren veya ekranda efendime söyleyeyim, arkanızda bir iki fon olarak kitap koyduğunuz zaman bunu gerçekleştirmeniz o kadar da kolay bir şey değil. Veya işte Zafer Partisi'nin genel başkanıyla görüştükten sonra veya işte o bileşenlerden bir tanesi destek açıkladıktan sonra da bu olacak bir şey değil. Çünkü insanların şu ana kadar zaten oluşmuş olan bir kanaatleri var. Oluşmuş olan bu kanaatlerini sizin öyle hemen bir haftalık süre içerisinde ters yüz etmeniz de çok da mümkün değil. Artı şu da gözden kaçırmamak lazım. İttifakın diğer bileşenleri yine kendi söylemlerini ısrarla dile getiriyorlar, ifade ediyorlar. Siz HDP'nin geri çekildiğini gördünüz mü? Mesela Demirtaş'ın geri çekildiğini gördünüz mü? Yok, yine de tweet attı. Kılıçdaroğlu'na destek istiyor. HDP'liler yine çıkıyorlar, konuşuyorlar. Kılıçdaroğlu'na destek istiyorlar. PKK'nın önde gelen isimleri yine çıkıyor, terör örgütünün. Kılıçdaroğlu'na destek istiyorlar. Salih Müslüm çıkıyor, Kılıçdaroğlu'na destek istiyor. Yani bakıyorsunuz ki orada zaten o cephede bir gevşeme yok. Onun üzerine milliyetçi oylardan acaba bir ilave ile bu 2,5 milyona erişebilir miyiz gibi bir kaygı var burada. Yani şimdi bu pragmatik amacı insanların elbette ki görmemesi mümkün değil. Bunu gördükleri içindir ki insanlar burada Millet İttifakı'na olan kuşkuları gittikçe de derinleşiyor. Bu Millet İttifakı'na bir güven temin etmiyor. Bu kadar keskin dönüşler de insanların aklında, yani siyasetin pratik, pragmatik tarafı vardır ama bu kadar da ilkelerden yoksun bir şekilde bu işletilebilir mi diye başka kuşkuları da getiriyor. Dolayısıyla ben geçenlerde de ifade ettim. Burada Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgur olmak da var. Yani şimdi insanlar hangi Kılıçdaroğlu'na inanacaklar? Çünkü şu ana kadar Sayın Kılıçdaroğlu çok ortaklı olmaktan kaynaklı bir şekilde hepsini idare etme mecburiyetini kendisinde hissettiği için o kadar çok kimlik arz etti ki kamuoyuna karşı. Şimdi yeni bir kimlik daha ifade etmek durumunda kalacak. Bunu öyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin oklarından birisi de milliyetçilik diye tevil etmemizin imkanı yok. Bu milliyetçilik bir hafta evvel niye gündemlerinde yoktu? Niye hiçbir şekilde ifade etmiyorlardı milliyetçi taraflarını? Niye hiçbir şekilde terör örgütüne yönelik olarak bir açıklama serdedemiyorlardı? Niye efendime söyleyeyim yine Türkiye'nin güvenlik kaygılarına ilişkin olarak toplumun endişelerini giderecek herhangi bir beyanat veremiyorlardı. Ve bakıyorsunuz ki gelmiş olduğumuz noktada tamamıyla değiştirdikleri bir yapı var. Fakat bu yapı içerisinde şunu yine söyleyemiyorlar. Türkiye'nin Türk dünyasıyla ilişkileri ne olacak? Bu konuda herhangi bir açıklama yapamıyorlar. Göç politikasıyla ilgili olarak göçmenleri göndereceğiz diyor. Türkiye'deki sığınmacıları göndereceğiz diyor. Fakat mesela ittifakın bileşenlerinden DEVA Partisi açıklama yapıyor. Bu o kadar da kolay değil diyor. Ekonomi politikalarıyla ilgili bir açıklama yapıyorlar. İyi Parti'nin ekonomisti bir açıklama yapıyor. Onları tekrar tekzip ediyor. Yani bu kafa karışıklığını giderecek bütün boyutlarıyla hususlarda bir noktaya kendi içlerinde dahi ulaşamıyorlar. Hal böyle olunca milletin de zaten Millet İttifakı'na yönelik olarak kuşkuları gittikçe derinleşiyor. Ve bir diğer taraftan da aradaki oy farkını 2,5 milyon olarak ifade ettiğimizde kapanabilir gözüküyor ama yüzde olarak ifade ettiğimizde %5. %5'lik oy farkının o kadar da çok kolaylıkla kapanabileceğini düşünmek biraz da saftillik olur. O oy farkının kapanması için şu anda Cumhur İttifakı'na oy verenlerden bir kısmının ikna olup doğrudan Millet İttifakı'na oy vermesi gerekiyor. Çünkü Ata İttifakı dediğimiz oluşumun adayı Sayın Sinan Okan şu anda aday değil, mamafi. Sinan Okan veya Ümit Özdağ veya diğer bileşenlerin işaret etmesiyle birlikte Ata İttifakı'na oy veren kişilerin de olduğu gibi yekpare gidip şeye oy vermesi, Millet İttifakı'na oy vermesi gibi bir şey söz konusu olmayacak. Veya bir başka ittifakı işaret etse yine öyle bir şey. Herkes kendi hür iradesiyle burada kanaat oluşturacak ve verecek. İnsanların ortak kuşkusu neydi Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı?
güvenlik konularıyla ilgiliydi. Yani Ata İttifakı'nın oy alma gerekçelerine baktığınız zaman Türkiye'nin geleceği güvenlik kaygıları ekseninde insanların oy verme tutum ve davranışları orada şekillenmiş idi. Şimdi burada en zayıf olan kimdi? Yaklaşım itibariyle en tehlikeli durumda pozisyonda bulunan Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Çünkü HDP ile beraber iç içe bir politika izliyor idi. Yani ittifakın bir parçası değil, onlar bizi dışarıdan destekliyor demeniz yeterli mi? Şimdi Ata İttifakı da ittifakın bir parçası değil, sizi dışarıdan destekleyecek. Peki yani burada nasıl bir garanti vereceksiniz topluma karşı? İşte bu bakımdan da böyle bir ikna sürecini, bu 24 saat uzun ama bunu işletmek için o kadar uzun bir süre filan değil, daha uzun sürelere ihtiyaç var böyle bir şeyde toplumun genelini ikna etmek, bu güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmak için. Dolayısıyla ben burada Sayın Vekil'in açmış olduğu başlıklara bir hususu daha ifade etmek istiyorum. İnsanlar evet AK Parti'ye güveniyorlar veya Cumhur İttifakı'na, Milliyetçi Hareket Partisi'ne güveniyorlar ama bir de güvenlik kaygılarını izale edecek yapı olarak yine neyi görüyorlar? Güvenle birlikte güvenliği birleştiriyorlar. Cumhur İttifakı'nı görüyorlar. Bunun altını bizim bir kez çizmemiz lazım. İstikrar. İstikrar dediğimiz kavramın içerisinde de yine bir şey daha var. O da nedir? Kaos, kargaşa istemiyorlar. Bu hizmet vizyonunu yine bir şekilde görmek istiyorlar. Dolayısıyla da buradan hareketle de yine insanlar kanaatlerini büyük ölçüde oluşturmuş vaziyetteler. Bundan mütevellit de insanların olaylara yaklaşımı seçenek 2'ye düştüğü andan itibaren bu parametreler üzerine gerçekleşecek. Bu parametreler üzerine gerçekleştiği için de sorun çözme kabiliyeti, deneyim, çalışkanlık, işte bu 21 yıllık süreç içerisinde alınan mesafeler, keza Cumhur İttifakı partileri arasındaki uyum, herhangi bir şekilde söylem bozukluğunun ortaya çıkmaması gibi hususlar çok daha fazla insanlara itimat telkin ettiği için daha lehe bir durumu ortaya koymaktadır. Bu hususları tabii önümüzdeki saatler içerisinde daha da fazla tartışacağımız için şimdilik peki, burada bırakabilirim. Peki, Sayın Adem Yıldırım, Türkiye'de muhalefet anlayışı 28 Mayıs'tan sonra değişmeli mi ya da değişecek mi? Soru bu ki Sayın Cumhurbaşkanı da şöyle bir söylemi var. Biz 21 yıldır birçok şeyi değiştirdik ama muhalefeti değiştiremedik diyor. Muhalefet cephesi içinden de yine eleştiriler var. Yani seçmenden de var. Biz bu anlayışla ne kadar gideceğiz? İşte olmuyor, ne yaparsak olmuyor. Ve şu strateji, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirelim, gerisine sonra bakarız stratejisi en çok eleştiriliyordu Millet İttifakı'nın. Bu değişir mi sizce artık? Türkiye'de bambaşka bir muhalefet mi görürüz 28 Mayıs'tan sonra? Yani bu seçim döneminde inanın benim de her yaptığım konuşmada söylediğim bir motto cümle vardı. 14 Mayıs iktidarın değil muhalefetin değişeceği bir seçim olacak diye bunu motto cümle olarak kullanmıştım. Hemen hemen her konuşmamda ifade etmiştim bunu. Çünkü buna inanarak söylemiştim. Gerçekten de öyle olduğunu milletimiz bize 14 Mayıs'ta gösterdi. Cumhurbaşkanımız da birçok defa ifade etti. Evet, muhalefet dendiği zaman nasıl bir kavram ya da nasıl bir tanımlama yapmamız gerekir? Bir kere muhalefet ben daha iyisini yaparım diye ortaya çıkması lazım. Evet, tabii ki muhalefet edecek. Yani nihayetinde kendine ait bir dünya görüşü olacak, siyasi görüşü olacak, bir projesi olacak. İktidarı eleştirecek. Bu konuda yanlış yaptın, bak şöyle yaparsan daha iyi olurdu, eksik yaptın. Veya tamamen karşı çıktığı şeyler, bunlar çok doğal olması gereken durumlar. Zaten biz buna karşı değiliz. Ama şöyle de bir durum var. Muhalefet partileri Türkiye dışında siyaset yapmıyor. Onlar da Türkiye'de siyaset yapıyor. Tamam, siz muhalefet edeceksiniz ama muhalefet de olacaksınız. Ya mesele Türkiye meselesi. Meselenin Türkiye olduğu zaman, meselenin yerli ve millilik olduğu zaman, milli siyaset, milli hususlar olduğu zaman neden bir araya gelmiyorsunuz? Veya siz kaygılarınızı daha da ileri boyuta taşıyarak, ey iktidar, her ne kadar sen böyle diyorsan aslında bak senin göremediğin şöyle bir husus var. İleride bu Türkiye'nin aleyhine olabilir. Bunu da düzeltelim. Gelin bu konuda eğer Libya'ya tezkere yapacaksak biz böyle destek verelim. Neden demiyorsun? Veya Suriye'ye veya işte Karabağ'la ilgili gidildiği zaman Karabağ'ın alınması hususunda işte cihatçılar oraya gitti diye adeta Türkiye'yi
başka memleketlere şikayet ediyorsunuz. Şimdi tüm bunlar görüldüğü zaman aslında muhalefet olmaktan çıkıyor. Adeta Türkiye'ye karşı başkalarının sözcüsü konumunda bir duruş ortaya koymuş oluyor. Bu konduğu zaman seçmene yansıyor. Bunu seçmen kabul etmiyor. Bir taraftan helalleşme ile ilgili bir çıkış yapıyorsunuz. İnsanımız diyor ki ya güzel diyor, bak ne güzel helalleşme kavramı, çok güzel bir kavramdır. Aradan 24 saat geçmiyor, hesaplaşmadan bahsediyorsunuz. Vay sizler işte televizyonda nakden yargılayacağız diyorsunuz. İşte Silivri cezaevine koyacağız diyorsunuz. Ey falan falan kişi bekle, seçime az kaldı, o gün seni alacağım götüreceğim tarzı böyle hesaplaşma üzerinden bir takım konuşmalar yapıyor. Ya, vatandaş sizin helalleşmenize mi inansın, hesaplaşmanıza mı inansın? Yani siz hangi boyutta inandırıcılığı ortaya koyacaksınız? Dolayısıyla her modern tabirle her tuşa basınca insanımızın da kafası karışıyor. Ortaya bir duruş sergilenemiyor. Ne milli siyaset ortaya konabiliyor, ne milli muhalefet ortaya konabiliyor. Her şeyi yapmama üzerine, yapılanı yıkma üzerine, yapılanı kapatma üzerine kurulu bir muhalefet anlayışı var. Öyle ki bunun yansıması biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de gördük. Yani ihalesi yapılmış, projesi hazırlanmış, ileri artma tesisi dediğimiz bir tesis, yani temel atmama töreniyle siz burayı bunun üzerinden prim yapmaya kalkıyorsunuz. Yani böyle bir şey olmaz. Hani devlette devamlılık esastır. Evet. Ya olmuş. Yani benzer bir şey Ankara'da da oldu. Yapılmış. Parası harcanmış. Doğru harcanmış. Yanlış harcanmış. Eksik. Artık o bitti. Bir kere yapılmış bitmiş olay. Yani onu yeniden geriye çevirmeniz bu memleketin ekonomisine zarar. Bu milletin cebine zarardır. Yapılmadan önce olmuş olsaydı belki farklı şey düşünülebilirdi. Böyle bir şey ki kendinize alkışlayacak insan bulamıyorsunuz, ağaçlara alkışlatır hale geliyorsunuz. Yani olay bu boyuta kadar, komik pozisyona kadar gelebiliyor. Bu anlamda da maalesef muhalefet, yani yerli ve milli dediğimiz, yani birçok alanda yerli ve milliliğin ilerlediği ve hakim noktaya geldiği bir yerde muhalefetin de yerli ve milli olması gerektiğini artık milletimiz, evet, 14 Mayıs'ta aslında bunun mesajını da vermiştir. 14 Mayıs sen muhalefetini yapamadın mesajıdır aynı zamanda. Zira ortada Türkiye Cumhuriyet tarihimizin en uzun süreli bir hükümeti var. Bir pandemi diye gerçekten tüm dünyayı kasıp kavuran, etkileyen, aynı zamanda ülkemizi de etkileyen bir salgın hastalıkla mücadele söz konusu olmuş. Akabinde ekonomik olarak tedarik zincirlerinin kırılması vesaire derken bu pandeminin etkisi ekonomik olarak da çok fazla gelmiş bize. Yetmemiş 6 Şubat'ta çok ciddi bir depremle sarsıldık. 11 ilimiz buradan etkilenmiş. 15 milyona yakın nüfusumuz etkilenmiş ve hatta deprem olmamasına rağmen en fazla etkilenen şehir olarak yine İstanbul etkilendi. Deprem her ne kadar Maraş merkezli olmuş olsa da en fazla etkilenen şehirlerimizden bir tanesi, belki yıkım olarak etkilenmedi ama psikolojik olarak en fazla etkilenen şehir İstanbul'dur. Dolayısıyla tüm bunları birlikte değerlendirdiğimiz zaman milletimiz devam, doğru adımla devam, doğru adımlarla devam şeklinde bir işaret bir şeyini 14 Mayıs'ta vermiştir. Peki Sayın Dursunoğlu, sizce muhalefet yerli ve milli çizgiden çok mu uzaklaştı? Eğer uzaklaştıysa 28 Mayıs'tan sonra eğer kaybederse seçimi, bu çizgiye daha yakınlaşan bir muhalefet, tamamen stratejisini değiştiren bir muhalefet mi göreceğiz önümüzdeki dönemde? Evet, şimdi tabii yerli ve milli söylemi Türkiye'de çok tartışılan başlıklardan bir tanesi. Buna konuşmamın sonunda bir değerlendirme yapacağım ama şimdi 14 Mayıs seçimlerinde muhalefetin, gene şunu ifade edelim ki, yani Batı'nın manşetleriyle, Batı'nın yine bu coğrafyadaki emperyal niyetlerinin hayata geçirilmesi anlamında kendilerine umut bağlayanların bu milletin umudu olmayacağını, bırakın terör örgütleriyle aynı noktada olmayı, terörün gölgesinin düştüğü yerde bu insan, bu milletin olmayacağını gösteren bir seçim olması hasebiyle de değerlidir. Evet, yani önemli problemler var Türkiye'de. Ekonomi başta olmak üzere farklı problemler var. Bunlar mühim meseleler ama ehemmiyet, daha önemli dediğimiz vatan meselesi üzerinde bir
milli iradenin tecelli ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında seçimin özeti ehemmin mühime tercih edildiği bir seçimdir. Meseleye böyle bakmak lazım. Bundan sonra Türkiye'de siyaset yapanlar da şunu bilmelidir ki iktidara uzanan yol büyükelçi ziyaretleriyle işte uluslararası basının manşetleriyle mümkün değildir. Kulağına Anadolu türküleri söylenmiş, beşiği Anadolu coğrafyasında sallanmış, vatandaşımızın, milletimizin kapısına gitmekle onun takdirini, teveccühünü almakla mümkündür. Bu anlamda muhalefetin doğru bir mesaj alması, bundan sonra Türkiye'de siyaset yapacak herkesin 14 Mayıs'tan çok önemli mesajlar alması gerekir. Muhalefetin, evet ben de aynı kanaatteyim, 28 Mayıs'ta Türkiye'de muhalefetin de bir dönüşüm yaşayacağını düşünüyorum. Her ne kadar Sayın Kılıçdaroğlu buradayım manasında gelecek değişim taleplerini şimdiden göğüslemenin bir şöyle bir adım geri atarak beklentisi içerisinde olsa da bence o değişim dalgasına direnemeyecektir. Ve bu noktada Türkiye'de muhalefetin değişeceğini görüyoruz. Ve bundan sonra tabii Türkiye'de ne olacak, nasıl olacak sizler biraz önce Süleyman Demirel'in bir ifadesine atıfta bulundunuz. Tabii o değişim süreciyle alakalı yine ben de Süleyman Demirel Üniversitesi mezunu bir akademisyen olarak ifade edeyim. Süleyman Demirel'in şöyle bir ifadesi de vardı. Yani Türkiye'de iktidar olarak yatarsınız, muhalefet olarak kalkarsınız. Türkiye'de her şey çok hızlı değişir. Özellikle siyaset anlamında. Bu noktada evet içeride doğru bir şekilde yani milletin verdiği bu mesajı okuyabilen ve bu anlamda Türkiye'de yerli ve milli değerlendirmemizi biz işte herhangi bir partili olarak yorumlamamamız lazım. Yerli ve millinin bana göre değerlendirmesi şudur. Yani bu ülkede düştüğü zaman umudu bu topraklarda bekleyen insanlardır. Benim için yerli ve millinin çizgisi bu kadardır. Yani bunun ötesi değildir. Başka yerlerden özellikle batıdan vesaire böyle bir umut arayışı içerisinde olmamak. Yani Manda ve Himaye'nin hani 100 yıl önceki reddediliş hikayesini her dakika, her saniye ruhunda, gönlünde, bilincinde taşıyan insan olarak değerlendiriyorum ben. Dolayısıyla evet muhalefet bu mesajı alabilirse Türkiye'deki önemli noktalardan bir tanesi budur. Çünkü muhalefet demokrasi için olmazsa olmaz bir şeydir. Bakın bütün yönetim sistemlerinde zaten iktidar vardır. Demokrasiyi üstün kılan muhalefetin olmasıdır. Dolayısıyla muhalefet ne kadar güçlüyse, muhalefet iktidar üzerinde gerçekten ne kadar denetlenebiliyorsa ve muhalefet yine millete ne denli yaslanabiliyorsa orada o ülkede demokrasi bir noktada tahkim edilmiştir, mevzi kazanmıştır, yükseltilmiştir. Onun için demokrasi meselesine topyekün muhalefet cephesinden de bakmamız lazım. Evet. Tabii ki herkes aynı görüşte olmayacaktır ki demokrasi budur. Ama görüşte, duyguda, düşüncede bu coğrafyayla, bu coğrafyanın insanıyla, bu coğrafyanın insanının hassasiyetleriyle paralel olursa yerli ve milli olabilir. Onun dışında zaten böyle bir düşüncenin, böyle bir fiyaskoyla sonuçlanacağını bu görebiliriz. Bu konu üzerinden yine Sayın Ceyhun Bozkurt'a da soracağım birazdan. Seçimler ikinci tura 7 gün kaldı. Biz de ikinci tura bir ara verelim. 7-8 dakika sonra seçime doğru devam edecek. Seçime doğru devam ediyor. Muhalefet değişmeli mi ya da değişecek mi? Bu konuyu konuşuyorduk ama bir sıcak bilgi var. Sinan Oğan yarın saat 17'de bir basın toplantısı yapacak. Zaten yarın yapılması bekleniyordu ama saat de netleşti. Birazdan Sinan Oğan meselesini zaten konuklarımıza sorulacağız ama Sayın Bozkurt'tan da muhalefete ilişkin bir yorum alalım. Değişmeli mi ya da değişecek mi sorusuna ilişkin. Muhalefet topluma neden bu kadar yabancı gibi bir soru da ortaya çıktı ilk turun ardından. Doğru okuyamıyor mu? Toplumu doğru anlamıyor mu gibi sorular ortaya çıktı. Değişir mi bu durum? Ve isimlerin değişmesi yeterli mi? Ya da isimler de mi değişmeli muhalefet? Şimdi değişir mi? Şimdi geleceği öngörmek noktasında bir, çok net bir şey söyleyemem. Ama değişmeli mi? Kesinlikle değişmeli. Şundan dolayı yani şimdi Türkiye'de siyaset dizayn edilirken birileri tarafından işte o vesayet olarak da tanımlayabileceğimiz dönemlerde özellikle bizim NATO'ya girişimiz çok partili sistemde, parlamenter sistemde partilere başka başka güçler aracılığıyla, bu sadece silahlı kuvvetler üzerinden, o silahlı kuvvetlerimiz içindeki cuntalar üzerinden yapılmadı.
ekonomik araçlar üzerinden yapıldı, başka başka dinamikler üzerinden yapıldı, siyasete müdahalelerin çeşitli yöntemleri oldu. Hatta cuntaların önünü açan sözde sivil unsurlar oldu mesela. İşte 12 Eylül döneminde gazetelere verilen ilanların sahibi kimdi? Güya sivil ekonomi unsurlarıydı. Ondan sonra sokakların karıştırılması, başka başka dinamikler. O açıdan sistemi yönetmek isteyen güç sadece iktidarları değil aynı zamanda muhalefeti de hep kontrol altına almak istedi. Yani tüm siyaseti. Şimdi Sayın Erdoğan'ın özellikle başlangıç noktasında da belli çıkışları vardı. Ama o dönem bir koalisyon vardı aslında. Ama özellikle o Davos çıkışından itibaren küresel siyasete meydan okumaya başlamasıyla Türkiye'de sadece iktidara yönelik değil, aslında muhalefete yönelik de bir dizayn hareketi başladı. Bakın AK Parti içinde belli kişilerin daha sonra biliyorsunuz arınma süreci yaşadı AK Parti. FETÖ terör ve casusluk örgütünün saldırılarının başladığı dönemlerle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik hareketlilik ki Sayın Onur Öğmen bunu anlatmıştır 2008'deki raporlar, 2009'daki gelişmeler falan aynı döneme denk geliyor. İktidarı ve muhalefeti dizayn etmek nedir? Erdoğansız bir siyaset, iktidar bloğu, artı muhalefetin de kendi kontrolünde olacağı bir blok. Sayın Erdoğan'ın liderliği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliği, o zaman başbakan tabii ki, liderliği sayesinde bu taarruz püskürtülüyor. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki operasyon başarılı oluyor. Yani muhalefetin dizaynı başlıyor aslında orada. İktidara yönelik, AK Parti'ye yönelik saldırılar sonra devam ediyor tabii ki. Yani 2009'da, 2010'da, 2011, 2012'de o 7 Şubat MİT krizi artık yavaş yavaş zirveye çıkan işte 17-25 başka saldırılar, sokak hareketlilikleri ve en son çare olarak gördükleri silahlı kuvvetlerimizin içine yerleştirdikleri militanlar, kriptolar üzerinden 15 Temmuz saldırısı. Ama hepsinde işte burada şans neydi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderlik vasfı. İnsanların inanması ve partisinin de kadrolarının da Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında durması. Orada başarılı olamadılar. Ve aynı zamanda aktardığımız gibi bir arınma süreci de yaşadı. Ve daha da güçlenerek çıktı süreçten AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı. Ama muhalefette bir dizayn gerçekleşti. Az önce Zakir hocamızın, değerli Adem hocamızın, İsmail Bey'in vurguladığı noktalara birleştirdiğimizde şunu görüyoruz aslında. Yani hani 10-15 günde değişir mi Cumhuriyet Halk Partisi? Değişmez çünkü yatırım zaten 2010'dan itibaren yapıldı. Bir yani taktiksel ifadelerle yapılacak 10-15 günlük süreci atlatabilme o 10-15 yıllık ideolojik yatırımı perdeleyemez. Şimdi bu nedenle muhalefet maalesef... Yeni ilgiden sonra aslında soru bu. Yani yeni ilgiden sonra eğer... Şimdi mesela hatırlayın. Ya da başka bir dizayn mı? Başka bir işte Türkiye'de siyaseti çünkü... Bu mücadeleyi Türkiye üzerindeki, şimdi Türkiye'de biz neden bu kadar devlet politikalarının arkasında deyim yerindeyse varlığımızı ortaya koyuyoruz? Neden? Çünkü dünyada bir mücadele var ve Türkiye bu dünyadaki mücadelenin tam ortasında, merkezinde yer alan bir ülke. Bakın çok küçük, güçsüz bir medeniyet olsaydık bu mücadelede bizi paramparça ederlerdi. Ama çok kökleri sağlam, güçlü devlet geleneği, Selçuklular, tam Göktürklerden başlayan Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu ve küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü devlet gelenekleriyle de beslenen bir medeniyet olduğumuz için şu an halen müthiş bir direnç gösterebiliyoruz. Ve artık savunmayı geçtik. Deyim yerindeyse işte Türk Devletleri Teşkilatı, İslam ülkeleriyle ilişkilerimizin geliştirilmesi, kardeş ülkelerle güçlendirdiğimiz ittifak ilişkileri ve dengeli dış politika özellikle NATO'nun içindeyiz. Ama NATO'ya rağmen kendi ulusal çıkarımız için Rusya ile diplomasiyi devam terörle ettiriyoruz. Terörle mücadelede de terörle mücadele yerinde vurma. Tabii bir anlamda taarruza da geçtik. Şimdi bu nedenle kökler sağlam. İşte birileri ise tam tersine bu dönemde küresel mücadelede Türkiye'yi tam kontrol altına almak istiyor. O yüzden Sayın Erdoğan'a yönelik o foreign policy'lerden The Economist'lere kadar yayınları bu çerçevede okumak lazım. Türkiye'yi kontrol altına almak isteyenlerin mücadelesi. Ve burada muhalefetin pozisyonunu buradan görmek lazım. 2015'ten itibaren bakın Türkiye'de sadece kendilerini değil aynı zamanda gayrimilli muhalif görünümlü yapıları da güçlendirmeyi hedeflediler. Ne dediler? Her evden bir oy CHP, bir oy HDP demediler mi 2015'te mesela? CHP'nin genel başkan yardımcısı dedi ki bizim evden dedi işte benle bilmem tam cümlesini hatırlamıyorum ama diyelim ki 4 kişi var evde.
İkisi CHP'ye oy vermiş, ikisi HDP'ye oy vermiş. CHP'nin genel başkan yardımcısı bunu söylüyor. Yani muhalefeti de dizayn etmeye çalıştılar. Biz seneyi savunuyoruz. Hani değişmeli dediğimiz noktada bu. Ankara'dan eleştirebilecek, ayakları Ankara'ya basacak, iktidarı Ankara'dan yani milletten yana eleştirebilecek, varsa eksiği yediği, iktidarın yaptığını daha iyiye götürebilecekse de bunu anlatabilecek bir muhalif yapıyı istiyoruz. Yani milli bir meclisin de önemine dikkat çekiyoruz. Çünkü iktidarıyla muhalefetiyle, ki Sayın Cumhurbaşkanı da onu söyledi, her şeyi başarabildik, muhalefetin millileşmesini başarmakta zorlandık anlamında bir cümle söyledi. Haklı. Çünkü hakikaten Türkiye'de muhalefet, işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs öncesindeki o 13 yıllık politika hikayesine baktığımızda, genel başkanlık hikayesine baktığımızda Türkiye karşıtı, Türkiye Cumhuriyeti karşıtı, ondan sonra milli politikalar karşıtı, devlet politikalarının karşıtı bir tutum aldığını, ki kendisi de şunu ifade etti. Biz dedi 180 derece değiştireceğiz dedi. 180 derece ne demektir? Kuzey Kıbrıs'ın karşısına Rumların yanına geçmektir. 180 derecenin anlamı budur. PYD terör örgütüyle mücadele eden Türkiye'nin karşısında PYD terör örgütünün yanında yer almaktır. 180 derecenin anlamı budur. Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin emperyalist politikalarına karşı biz mavi vatanı savunurken 180 derecenin karşıtlığı Rum'un, Yunan'ın ve Amerika'nın İsrail'in çıkarlarını savunmaktır. 180 derece budur. Şimdi Karabağ vatan mücadelesi birçok konu, savunma sanayi. Şimdi emperyalistler bizim silah sistemleri üretmemizi neden istemiyorlar? Savunma sistemleri üretmemizi neden istemiyorlar? Birincisi kontrol altında tutabilmek. Sadece pazar boyutu değil. Tabii ki pazar boyutu da var. Adam satıyor, para kazanıyor. F-35'ten örneğin Türkiye'ye satıyor. Örneğin 500 milyon dolar alıyor. Tam net rakamlar aklımda değil. Örnek vermek açısından söylüyorum. Ama Türkiye üretirse milli muharip uçağını, Türkiye maliyeti bir tanesinin 500 değil, 100 oluyor. Bu bir anlamda bizim ekonomimize de katkı, hem gücümüzü de arttıran bir durum. İşte ama aynı zamanda politik olarak da kendisine mahkum olmamızı istiyor. 180 derece ne demektir? F-35'in yanında yer almaktır. Milli muharip uçağın değil. Yani şimdi bu muhalefetin Ankara'dan konuştuğunu söyleyebilir miyiz? Ayağını Ankara'ya bastığını söyleyebilir miyiz? Üretimi savunmamaktır. Ben 300 milyar dolar sıcak para getireceğim. Şimdi getirebileceği de zaten tartışmalı. O ayrı mesele. Veya getirirse hangi şartlarda getireceksin? Hangi sözleri vererek getireceksin? Onları da konuşmak lazım. Ama neden üretimi destekleyici bir şey söylemiyorsun? Bu Ankara'dan konuşmak değildir. Londra'dan. Ayağını Londra'ya basarak konuşmaktır. İşte bu nedenle muhalefetin milli politikaları önemlidir. Ve milli politika uygulama vaadine, ki Sayın Muharrem İnce'nin mesela örnek verelim. Çok sert eleştirileri de oldu AK Parti'ye. Yani kabul edilir edilmez. O da eleştirilir. O ayrı. Ama neyi savunuyordum Sayın Muharrem İnce? Hatta bir yayında ne dedi? Ben dedi hükümetin dedi Karabağ politikasını, Mavi Vatan politikasını, terörle mücadelesini destekliyorum dedi. Bu olması gerekendi. Ha nedir? Der ki PYD ile mücadele şöyle değil de şöyle olmalı. Ama PYD ezilmeli. Ortak hedef ne olur? PYD'nin ezilmesi. Bir politika, bir ittifak, bir parti şu A yöntemini benimser. Ama hedef PYD'nin ezilmesidir. Diğer parti, diğer muhalif parti B yöntemini önerir. Burada ortak akıl oluşur ve hedef zaten hedefe ilerlenir. Başarı da böyle gelir. Bakın Cumhur İttifakı bu kadar gayrimilli duruşa rağmen bu başarıları elde etti aslında. Çok da Amerika'da, zor işler diğer başardı. Diğer ülkelerde devlet politikaları aslında değişmiyor değil mi? Bakın Nancy Pelosi. Bu bize has bir durum mu? Yani. Tabii. İşte muhalefet gelecek, yani, devlet politikalarının tam tersi, örneğin dış Nancy politikada tam tersi Pelosi'nin politika Suriye politikasına Trump başlayken veya Obama başlayken bir cumhuriyetçinin Suriye politikasına karşı çıktığını gördünüz mü Amerika'nın? Ki emperyalist politika, karşı dünyaya, halklara, değil, bölgemize yani alçakça bir saldırıyı öngören politika. Ama bir demokrat cumhuriyetçi partinin uyguladığı, bir cumhuriyetçi partili Demokrat Parti'nin uyguladığına karşı çıkmaz. Çünkü Amerikan devlet politikası bu. Emperyalist politika ayrı. Onu ayrı konuşuyor. Ama tutarlılık var. Ama tutarlılık. Nancy Pelosi ne dedi? Fransa'daydı galiba. Trump'a ki ne kadar muhalif olduğunu hepimiz biliyoruz. Amerika'nın başkanını ben başka ülke topraklarında eleştirmem dedi. Şimdi bunu bizim yedili masada görebildik mi? Almanya'ya gidiyorlar, İngiltere'ye gidiyorlar, Amerika'ya gidiyorlar, Türkiye'ye saldırıyorlar. Türkiye'nin devlet politikalarını, Sayın Erdoğan'ın aslında burada önemli olan, önemli kılan Sayın Erdoğan'ın faktör ne biliyor musunuz?
liderlik vasfı. Şundan dolayı. Sayın Erdoğan Amerika'ya deseydi ki tamam ben seninle uyumlu çalışacağım deseydi açık söyleyeyim bu kadar güçlü olmazdı. Çünkü millet, bizim millet bağımsızlıkçı kişileri sever. Liderleri o yüzden lider yapar. O liderin peşinde o yüzden ölümüne gider. Sayın Erdoğan bunu söyleseydi emin olun siyasetten zayıflardı. Ama Sayın Erdoğan neyi yaptı biliyor musunuz? Türkiye'nin milli politikalarının arkasında açık söyleyeyim ölümüne durdu. İradesini koydu. Liderlik zaten bu tür dönemlerde aslında Sayın Erdoğan'ın nezdinde hedeflenen, hedef alınan, yok edilmek istenen Türk devlet politikalarıdır. Milli devlet politikalarıdır. Ve Sayın Erdoğan bunun arkasında iradesini koydu. Yani o açıdan hedef alındı. Yani o açıdan bakıldığında yani bunların toplamında Türkiye'de muhalefet zihniyetinde değişmesi ki hepimizin faydasındadır. AK Partili olsun, Cumhuriyet Halk Partili olsun, İYİ Parti'ye oy vermiş olsun, Milliyetçi Hareket Partili olsun. Hepimiz terörle mücadeleden kazanırız, sokaklarımızda güvenle gezeriz. Hatırlayın 6-7 sene öncesini. O terör örgütlerinin bir anda aynı anda aktifleştirilmesinden dolayı insanlar metroya binemiyorlardı korkudan. Toplu taşımaya binemiyorlardı, sokakta gezmekten korkuyorlardı. Terörle mücadele hepimizi rahatlattı. Bugün sokakta sen CHP'lisin, sen gezemezsin, biz mücadele ettik diyen var mı? Yok. Herkes rahat gezdi. Herkes rahatladı. Evet. Yani. Peki. Sayın Zakir Avşar, siz muhalefetin değişmesi gerektiği meselesine bir ek yapacak mısınız? Yoksa Sinan Oğan meselesine mi geçelim? Ekiniz varsa buyurun. İsterseniz küçük bir ilave yapayım. Ne yazık ki muhalefetimiz ne Türkiye'yi okuyabiliyor ne dünyayı okuyabiliyor. En iddialı olduklarını düşündükleri konularda bile çok garip, zavallı açıklamalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bugün üzüldüm de birazcık. Z kuşağından bahsediyorlardı. Gençlik politikalarından bahsediyorlardı. Türkiye'de gençliğe fırsat vereceklerinden bahsediyorlardı. Birisi şöyle bir eleştiri getirmiş. Profesör unvanlı bilim insanı bir arkadaşımız. Kendisi de uzun yıllarda yurt dışında bulunmuş, deneyim kazanmış bir insan. Gençlerimiz, çok sayıda gencimiz ülkemizde yaşamak istemiyor. Bu ülkemizdeki demokrasi eksikliğinden vesaire filan gibi şekillendirerek, kendine göre süsleyerek ifade etmiş. Bu son derece yanlış bir şey. Şöyle bir bakmış olsa gençlik üzerine dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan araştırmalara, dünyanın hemen her ülkesinde kendisinin ifadesiyle tırnak içerisinde en demokratik ülkelerinde bile gençliğin önemli ölçüde kendi ülkesinin dışında yaşama arzusunu göstermiş olduğu araştırmalarla karşı karşıya kalacaktır. Bu da son derece normal bir şeydir. Olaya biraz da sosyolojik olarak da bakmak lazımdır keza. Gençlik psikolojisi açısından da bakmak lazımdır. Farklı ülkeleri, kültürleri tanımak, kendisini geliştirmek, dil bilgisi varsa dil bilgisini geliştirmek, oralarda kendisine ait bir takım fırsatlar verecek kuvvetli üniversiteler varsa oralara devam etmek, efendime söyleyeyim çalışma pozisyonları elde etmek, globalleşen dünyada daha global üst düzey de pozisyonlar elde etmek vesaire gibi, kendini gerçekleştirmek gibi birçok amaçla gençler ülkelerinin dışına çıkmayı bütün dünyada istiyorlar. Yapılan araştırmalarda da her ülkede, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da buna dahil olmak üzere minimum %20'lerde böyle eğilimler gözüküyor. Dolayısıyla burada gençleri ülkelerinden kaçmak istiyorlar, gitmek istiyorlar falan gibi değerlendirmek son derece yanlıştır. Bu saygıdeğer bilim adamı hangi gerekçeyle yurt dışına gittiyse, ben hangi gerekçeyle gittiysem, başka arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hangi gerekçeyle gittiyse, aynı şekilde de biz yine aynı şekilde ülkelerimize de dönmüş vaziyetteyiz. Milletimize hizmet ediyoruz. Yani bu ülkelerin dışına çıkmak, arzunu taşımak, gitmek, gelmek filan gibi hususlar artık bu çağda eleştiri konusu veya problem gibi görülmemelidir. Giderler, gelirler, tanırlar, ederler, karşılaştırırlar, mukayese ederler. Dolayısıyla da bu bize zenginlik katar. Bunu böyle bir siyaset malzemesi gibi filan değil de gençlerimizi daha iyi anlamak üzere, daha fazla fırsat sunmak üzere kullansak daha makul olacak. Çıkış noktanızı siz veya eleştiri noktanızı bunun üzerine bina ederseniz, ülkemizde demokrasi yok da bu sebeple gidiyorlar gibi bir gerekçe ileri sürerseniz bu son derece gerçek dışı olur. Yani eline pasaportu alıp vize alabilip, efendime söyleyeyim cebine para koyabilip bir başka ülkeye fırsat aramaya gidiyorsa, kendisini geliştirmeye gidiyorsa, hatta gezmeye gidiyorsa bunun tenkit edilecek neyi var? Türkiye'ye senede 50 milyon insan geliyor. Bunun içerisinde genci de var, yaşlısı da var. Yani şimdi artık dünyada iletişimin, ulaşımın bu kadar hızlı olduğu bir süreçte gençleri bu tür eğilimleri var diye
kınamak veya efendime söyleyeyim gençliği sıkıntıda diye değerlendirmek kadar yanlış bir yaklaşım olamaz. O yüzden de söylüyorum, bizim muhalefetimizin gerçekten hem Türkiye'yi okuma hem dünyayı okuma noktasında ciddi problemleri var. Muhalefetin artık birçok konuda kendisini biraz daha farklı bir şeye taşıması, Türkiye'nin gerçekleriyle yüz yüze gelmesi ve Türkiye'yi Türkiye'den okuması lazım diye düşünüyorum. En temel problemlerden birisi bu. Kendisi gitmiş, yıllarca yurt dışında kalmış, sonra gelmiş. Burada siyaset yapma arzusunu ishal ediyor. Bir de diğer çocuklara diyor ki niye gitmek istiyorsunuz? Sen niye gitmek istedin? Yani niye döndün? İşte bu çocukların mayası buraya dönmeye de müsait, gitmeye de müsait, gelmeye de müsait. Kökü burada yani bu çocukların. Çocuklarımızı geliştirmeyeceğiz de daha iyi şartlara hazırlamayacağız da ne yapacağız? Bu bakımdan da söylüyorum. Yani hakikaten ezbere politikalarla bir yere varılmıyor. Bir mutabakat metni yazdılar. Bu mutabakat metni zaten zaman zaman burada da ekranlarda da eleştirdik, ortaya koyduk. Ama gençlik politikalarında da yanlışlıklar var. Efendime söyleyeyim, toplumsal dokuya ilişkin olarak değerlendirmelerde de son derece yanlışlıklar var. Toplumsal dokuyu bir arada tutmaya ilişkin üretmiş oldukları formüllerde de yanlışlıklar var. Terörle müzakere. Terörle müzakere olur mu öyle bir şey? İşte mücadele ediyorsunuz, nefesini kesiyorsunuz, ortadan kaldırıyorsunuz. Artık kafasını kaldıramaz hale geliyor, size zarar veremez hale geliyor. Adeta oksijen çadırını alacaksınız. Ne gerekçeyle? Yani bunu bize bir izah edebilir misiniz? Yani bunun adı güvenlikçi politikalar falan değildir bakınız. Ülkenin güvenliğini sağlamakla güvenlikçi politikalar arasında çok farklı dağlar kadar fark vardır. Biraz böyle Kopenhag yaklaşımını vesaireyi bilmiş olsalar bunların hiçbirisini ifade etmeyecekler. Bu konularda bilimsel değerlendirmelerde gelişmelerden uzak oldukları için ne yazık ki bizim muhalefetimiz bu konularda geliştirmiş oldukları teorik yaklaşımlarda keza ona ilişkin pratik uygulama düşünceleri de son derece eksik gidiyor. Yani bizim muhalefetimizin temelinde bu var. Kendisini behemahal değiştirmek durumundadır. Milli yaklaşımlar abesle iştigal değildir. Milli yaklaşımlar bir hakikattir, bir gerçektir. Ülkelerin kendi toplumsal yapılarına, dokularına göre şekillenir. İhtiyaçlarına göre şekillenir. Zaman zaman gözden de geçirmemiz gerekir. Statik de değildir. Dün siz şöyle yaptıydınız da biz bugün böyle yapıyoruz filan gibi bir şey de doğru değildir. Dün öyle yapılması iktiza etmişse öyle yaparsınız. Sonra oturur düşünürsünüz, fayda maliyet muhasebesi yaparsınız. Değiştirirsiniz. Bu da bir eksiklik değildir. Suç değildir. Kabahat değildir. Düne atıf yaparak siz bugünü dün yapılanları tekrar yapmaya kalkışırsanız orada fayda maliyet muhasebesini yapmadan yapmaya kalkışırsanız üstelik tekrar yanılgıya düşersiniz. Bu bakımdan da şimdi böyle yaklaşımlar da kesinlikle muhalefetin ülkeyi tanımadığını, olaya bir pragmatik bakış açısıyla, salt pragmatik bakış açısıyla yaklaştığını gösteriyor bize. Bundan da bir an evvel muhalefetimizin kurtulması lazım. Bu da çok sığ bir bakış açısı. Mesela bir sayın belediye başkanı çıkmış, Türkiye değerlendirmesi yaparken, terör değerlendirmesi yaparken bir takım iddialar ortaya atmış. Müsaadenizle onu da söyleyeyim. Bu Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmaya uğraştı falan diye bir takım iddialar da bulunmuş AK Parti hükümetlerini. Yani bu da son derece yanlış, bilgisizce. Kendisi hukukçu olduğu halde nasıl bunları söyledi, nasıl kanunları incelemeden, mevzuatı incelemeden söyledi, anlamak çok zor. Niye? Hemen ben size söyleyeyim. Her ne ad altında olursa olsun en üst seviyedeki yönetim biriminde yer almış olup tamamı üzerinde etkisi olacak şekilde terör örgütünü sevk ve idare edenler bu kanundan, 2003 yılında topluma kazandırma kanundan istifade edemezler diye kanunda açık hüküm var zaten. Kanun çıkmış. Kanundaki amaç ne burada? Amaç söz konusu olan şey zorla terör örgütüne kandırılarak veya zorla götürülmüş olan vatan evlatlarını kurtarmak. O terörün elinden almak. Şimdi Diyarbakır anneleri eylemi yapıyorlar ya, işte onların çocuklarını bir şekilde topluma kazandırmak. Yani o Diyarbakır annelerinin gözyaşlarını dindirmek. Yani ta o zaman 2003 yılında çıkarılan kanun amacı bu. Bu kanun çıkmış, uygulanmış. Abdullah Öcalan hala içeride değil mi? Cezasını çekmiyor mu? Siz nasıl böyle bir şey söylüyorsunuz da dışarı çıkarmaya uğraştılar? Bu Türk devletine karşı çok büyük bir töhmettir, doğru değildir. Yine 2006'da terörle mücadele kanunu çıkarılmış bakınız. Yani ne geçmiş okuyabiliyorlar, ne geleceğe yönelik olarak bir projeksiyonları var, ne de eldeki mevzuatı doğru değerlendirebiliyorlar. Onda müsaadenizle iki tane nokta daha var. Peki.
Çünkü kamuoyunun kafasını çok bulandırdılar. Bu konuda aydınlatmamız lazım. Ben de bir not çıkardım o yüzden. Burada tasarıdan çıkarılan madde TCK 221'de mevcut olduğu için mükerrerlik nedeniyle konmamıştır. Suç işlemek amacıyla örgüt kuran ancak suç işlemeden örgütü dağıtan, dağıtılmasını sağlayan örgüt kurucusu veya yöneticisinin yararlanabileceği burada ifade ediliyordu zaten. Ama TCK 221'de zaten bu olduğu için bu da çıkarılmış. Bu yine Abdullah Öcalan denen aşağılık adamı bağlamaz. Niye? Şundan dolayı 40 bin kişinin katili bu adam zaten. Suç işlemiş, her türlü suçtan mahkum olmuş birisinden bahsediyoruz. Bir diğeri nedir? 2013'te TCK 221 değişikliğine, burada da 2014 yılındaki terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun taslağı söz konusu. Yine bu taslak incelendiğinde terör örgütü yöneticilerin yararlanacağına dair bir hüküm yok. Tam tersine onların yararlanamayacağını pekiştiren ifadeler var. Dolayısıyla da şimdi bütün bunlar ortadayken hukukçu olan bir belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız çıkıyor ve 3 tane 5 tane oy almak için Türkiye'nin milli bir politikası olan terörle mücadeleyi böyle sulandırma yoluna gidiyorlar. Bu doğru bir şey değildir. Bizim PKK'yla da terörle de mücadelemiz hükümetler ne olursa olsun sürmek durumundadır. Peki. Bunu ifade edeyim. Peki, devam edeceğiz. Size yine Sinan Oğan konusunda da bir tür söz vereceğiz. Sayın Adem Yıldırım, yarın az önce de ifade ettim, açıklama saat 17 olarak belirlendi. Sinan Oğan, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı. İkinci tura kalamadı haliyle. Millet İttifakı'nda da şöyle bir beklenti oluştu. İşte aradaki oy farkı hepsini alırsak biz bu turu geçebiliriz. Daha doğrusu zirvede bitirebiliriz ama hep yapılan yorumlar şuydu. Matematik gibi işlemiyor. Yani matematiğin doğal kanunları gibi işlemiyor burada. Örneğin Sinan Oğan'ın tüm oylarının karşı bloğa geçmesi hemen hemen imkansız şeklinde yorumcular geçtiğimiz hafta hep yorumlar yaptılar. Sizce tarafı ne olur Sinan Oğan'ın ve gösterdiği taraf seçmen açısından nasıl algılanır? Bütünüyle hareket eder mi o seçmen? Aslında biraz önce tartıştığımız mevzu Sinan Oğan'la ilgili de ilişkilendirebiliriz. Şöyle, eğer 14 Mayıs'ı partiler doğru okursa ya da adaylar doğru okursa ondan sonraki kendilerine siyaset alanı açma hususunda aslında iyi bir alan açabilirler. Sayın Oğan da 14 Mayıs'ı doğru okursa kendine bundan sonraki süreçte, nasıl ki biz biraz önce işte muhalefet zihniyet olarak değişmeli mi dedik, muhalefet anlayışı değişmeli mi tartıştık, hemen hemen tüm konuklarımız muhalefet bu konuda mutabık kaldık. Eminim birçok alanda, birçok akademisyen, sosyolog, siyasetçi, hemen hemen farklı ortamlarda da tartışsak böyle bir sonuç çıkacağı görünüyor. Çünkü bu sonucu biz yorumlamıyoruz. Yani biz böyle bir sonuç olsun anlamında sadece bizim görüşümüz değil, milletimizin görüşü. 14 Mayıs'ta ortaya çıkan tablo bu. Yani 21 yıl boyunca muhalefettesiniz ve en sonunda da muhalefette kalmaya devam ediyorsunuz. Ve sizi de parçalıyor. Oylarıyla parçalıyor. Eğer Sayın Sinan Oğan 14 Mayıs'ı doğru okursa, ona göre kendine bir yol haritası çizer ve gerçekten kaybettirme yönüyle hareket etmez. Milletin kazanacağı bir seçimi tercih ederse kendisi de kazanmış olur. Yani şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan kaybetsin de kim gelirse gelsin anlayışıyla hareket ederse Sayın Sinan Oğan da kaybeder. Kendisine de bundan sonraki süreçte alan açamamış olur. Ama 14 Mayıs'ı doğru okur. 14 Mayıs'ta milletimiz bize şöyle bir mesaj verdi der. 5.17 oy verdi. 5.17 oyun bizim açımızdan özelliği şudur, şöyledir diye bir değerlendirme yapıp bunun akabinde de Cumhurbaşkanımızın en yakın rakibine 2,5 milyon oy farkıyla birinci olmasını da değerlendirdiğinde ben millet iradesinin karşısında duramam. Dolayısıyla milletin iradesine uygun bir şekilde davranacağım dediğinde adres bellidir zaten. Ama bunun haricinde farklı bir tercih yaparsa
Tabii bu da kendi takdiridir. Tarafsız kalma tercihi de var. Yani tarafsız kalma tercihi de olabilir. Farklı bir ittifakı destekleme tercihi de olabilir. Onu bilemiyoruz. Yani yarın bunu görmüş olacağız. Ama nihayetinde biraz önce Zakir Hocam da ifade etti. Ya burada bizler ne kadar şurayı destekliyoruz, burayı destekliyoruz desek de yani sonuçta sandıkta bireysel anlamda insanlar gidip oyunu kullanacak. Yani biz buraya ne kadar hükmedebiliriz, ne kadar tahakküm edebiliriz, yani kişisel bir tercihi nasıl bu denli birebir etkileyebiliriz? Bu da tartışılacak ayrı bir konu. Bunların hepsi değerlendirilecek. Ama ben şöyle söyleyeyim nihayetinde. Sayın Sinan Oğan'ın ben 14 Mayıs seçimlerinin sonucunu iyi okuyacağını düşünüyorum. Eğer iyi okur, iyi analiz ederse ona göre doğru bir tercih yapacağını ve siyaseten doğru bir yerde duracağını ve kendisine de bir alan açacağını, siyaseten de gelecekte de bir alan açacağını düşünüyorum. Aksi takdirde kendisine ait alanı da kapatmış olur. Bunun tercihini kendisi verecek. Yarın bunu hep birlikte göreceğiz. Sayın Dursunoğlu, katılır mısınız? Hem Sinan Oğan'ın kişisel siyaset kariyeri açısından kendisine bir alan açması hem de 14 Mayıs'ı işte yaklaşık 1,5 saattir konuşuyoruz. Doğru okuması ve tercihini o yönden yana kullanması konusunda bir görüş beyan etti Sayın Yıldırım. Katılır mısınız ve yarın basın toplantısı var. Ne bekliyor? Evet, mutlaka tabii Sayın Vekilimiz çok değerli ifadeler kullandılar ve ben de Sayın Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı adayı, Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye'de son dönemde itibar kazanmış bir siyasal imaj olarak sandığın vermiş olduğu mesajı doğru değerlendirmesi noktasında bir anlayış ortaya koyması gerekliliğini kendi siyasal kariyeri açısından da ehemmiyetli görüyorum. Şimdi tabii bu Sinan Oğan'a verilen 5.17 oranı kendisini aday gösteren Ata İttifakı'ndan yaklaşık 3 puan fazla bir oy. Bu oyların gerek Sayın Kılıçdaroğlu'na gerek Sayın Erdoğan'a yönelik bir kaçış oyları veya bir tepkisel oylar anlamında da değerlendirilebilir. Bu tepkisel oyları kendi siyasal imajının, siyasal kimliğinin oyları şeklinde yorumlarsa Sayın Sinan Oğan'ın hata yapacağı kanaatindeyim. Bir kere şunu ifade edelim. Sayın Sinan Oğan, Ata İttifakı'nın başından itibaren ortaya koymuş olduğu bir siyasal aktör değildi. Hatırlayalım, Ümit Özdağ Sayın Yavaş'a bir çağrıda bulunmuştu. Yavaş bu çağrıyı kabul etmeyince Sinan Oğan ismini Cumhurbaşkanı olarak takdim etti. Dolayısıyla baktığımız zaman esasen Cumhurbaşkanlığı adaylığı dahi muadil olan bir isimden bahsediyoruz. Tabii ki bu yanlış anlaşılmasın lütfen. Bu tepkisel oylar zaten bana göre seçim akşamı ikinci tur için yerine iade edildi, yerine gitti. Bu oyların 1/3'ünü Sayın Erdoğan'a, 1/3'ünü Sayın Kılıçdaroğlu'na yöneltmek gayet makuldür. 1/3'ü de kararsız olarak değerlendirilebilir. Sinan Oğan'ın üzerinde yönlendirebileceği oy bu 1/3'lük oydur. Yani 14 Mayıs akşamı zaten seçmen %49,5'a bakınca bu oy veren kişilerden bazıları dedi ki keşke Erdoğan'a oy verseydik ve kazansaydı. Bazıları da dedi ki işte muhalefet bloğu olarak biz bu turu bu seçimi ikinci tura bıraktık dedi. Ve bazıları da dedi ki bizi yok sayamazsınız Türk milliyetçileri anlamında değerlendirme yaptığı zaman. Dolayısıyla 3 farklı perspektiften ortaya çıkmış bir seçmen davranışından bahsediyoruz. Şimdi Sayın Sinan Oğan'ın gene topyekün bir biçimde bu oyları bir yere konsolide etmesi, yönlendirmesi siyaseten de mümkün değildir. Sayın Oğan ne yapacaktır, ne yapmalıdır? Tabii ki kendisinin kararı vereceği bir husustur ama ben bir siyasi tahlil anlamında şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Sayın Sinan Oğan eğer bugün kazanmak istiyorsa Cumhur İttifakı'nı desteklemelidir. Yarın kazanmak istiyorsa tarafsız kalmalıdır. Benim şahsi kanaatim budur. Ama hiçbir şekilde yani kaybedeceği çok makul ve net olan ikinci turda Millet İttifakı'nın yanında pozisyon alırsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın tırnak içerisinde alayına karşı kazanmış olduğu bir zaferde tırnak içerisindeki aktörlerden biri olur. Dolayısıyla böyle bir yaklaşımı tercih etmeyeceğini, böyle bir anlayışı tercih etmeyeceğini kendisi açısından değerlendirmek lazım. Meseleye böyle bakmak lazım. Kısa kısa tabii ki.
iki konuğumuzdan da Sinan Oğan mevzusuna ilişkin bir yorum alalım. Kaybedeceği tarafta olmak istemez bir anlamda. Bu sonuç çıkıyor. Sinan Oğan Millet İttifakı'ndan yana olur mu? Bunun bir siyasi hata olduğu gerçeğini göz önünde bulundurur mu? Şimdi Sinan Oğan'a oy veren kitleyi analiz etmek lazım. Sinan Oğan'a oy veren kitle Sayın Kılıçdaroğlu'na da, Sayın Cumhurbaşkanı'na da muhalif olan bir kitle var. Kendilerini milliyetçi olarak, Türkçü olarak, Atatürkçü olarak çeşitli ideolojik şeylerle adlandırabilir. Zafer Partisi galiba 1,5 milyon civarı. %2.2'lik bir kalanı var. Kalanı Sinan için bahsediyorsunuz değil mi? Bu dediğiniz %5.17 için. Yani topyekün. Yani Sayın Oğan'ın aldığı bütün oylar açısından söylüyorum. Şimdi bu nedenle bir üçüncü yol arayışında olan bir seçmen kitlesi. Kendilerini öyle tanımlıyorlar. Şimdi az önce bir nebze girdik. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Erdoğan'a bakış açılarında, Sayın Cumhurbaşkanı'na bakış açılarında farklılıklar var. Sayın Kılıçdaroğlu'na kızgınlıkları daha fazla. Bunu tespit edebiliyoruz. Çünkü devlet politikalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikalarını, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarıdır diye bakmıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin politikalarıdır deyip destekliyorlar. Savunma sanayini, terörle mücadeleyi, Karabağ, Mavi Vatanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için verilen mücadeleyi, Libya'yı, PYD, PKK terör örgütleriyle mücadeleyi, FETÖ'yle mücadeleyi, daha birçok mücadeleyi, politikayı destekliyorlar. 180 derecede Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısındalar. Nerede? İşte bu saydığım konulardaki duruşuna karşılar. Ondan sonra anayasa, işte İYİ Parti, HDP, CHP, Saadet Partisi'nin o ortaya çıkan anayasa çalışmasındaki, işte anayasa 66, Türk vatandaşlığı tanımının değiştirilmesi, ilk 4 maddenin değiştirilmesi gibi konulardaki işte özellik meselesi gibi konularda da karşısındalar Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Sayın Cumhurbaşkanı'na muhalifliklerinin toplamına baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu'na muhalifliğin yanında çok az kalıyor. Belli konular var. İşte göçmenler meselesi üzerinden farklı düşünüyorlar. Cumhuriyeti ve laikliği yorumlama farkı noktasında farklı düşünüyorlar. İşte tarikat cemaatlere bakış açısında farklılıklar var falan. Ama bakıldığında Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Erdoğan'a muhalifliğin verilerine baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu'na karşılık burada duruyor. Şimdi Sayın Oğan bunları görmezden gelerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir hafta içinde yaptığı 2-3 tane, bakın bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret anlamında söylemiyorum ama altı boş söylemlere yönlendirirse Sayın Oğan belki, velev ki diyelim, tabii ki dediğimiz gibi sandık milletin önüne konacak ve millet yine son kararı verecek. Velev ki Sayın Kılıçdaroğlu kazandı. Sinan Oğan bir hafta sonra o söylemlerin boş olduğu ortaya çıktığında Sinan Oğan siyaseten o saçmalığı bir daha bir şey anlatamaz. Millet çünkü şunu sorar. Ya vatanperverlik dediler, şunu dediler, sen bizi bir yönlendirdin. Bunlar özellikten vazgeçmemiş. Bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendi haline bırakmaktan vazgeçmemiş. Yani daha doğrusu canavarların ortasında Kıbrıs Türk'ünü bırakmaktan vazgeçmemiş. PYD'ye terör örgütü demiyorlar. Falan. Der. Bunu sorar diyorsun. Ki HDP bunun hesabını sorar. Tavrı da belli. Sayın Oğan'ın da gelecekteki siyaseti açısından son derece olumsuz bir puan olur. Yani bir daha bu fırsatı önüne gelmez. Peki. O yüzden Sayın Oğan'ın yapması gereken şu. Kendi seçmen kitlesinin. Çünkü o oylar biraz dediğimiz gibi tepki oyları. Konjonktürel oy. Sayın Oğan'a ait olması, bir taban oluşturması için burada Sayın Oğan'a görev düşüyor. O da doğru rotayı yönlendirebilmektir o seçmeni. Peki. Sayın Avşar, kısa bir yorumda sizden alalım. Çünkü başka konular da var. Onlara da geçeceğiz. Sinan Oğan meselesine ilişkin evet. Yarın bir basın açıklaması var. Ne dersiniz? Şimdi bu oyları elbette ki üçüncü bir yol arayışı olarak görmek doğrudur. A veya B'de olmak istemiyorlar. Bir C yolu açmak istiyorlar buraya oy verenler. Fakat bunların tamamını da Atatürkçü, Türk Milliyetçisi, Turancı, Türkçü vesaire gibi değerlendirmek de yanlış olur. Eğer Muharrem İnce şayet komploya kurban gitmeseydi, devam edebilseydi belki bu oylardan bir kısmı da Sayın İnce'ye gitmiş olacaktı. Hatta Sayın İnce belki biraz daha yüksekte almış olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları
oylarından da bir miktar almış olabilecekti. Yani insanların önlerine bir takım seçenekler koyduğunuz zaman kuşkusuz ki o seçeneklere yönelmeler olur. Dolayısıyla burada milliyetçilerin oyları kuşkusuz ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitmiştir. Onların Türk Milliyetçilerin Partisi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi de %11 oy almıştır. Ve dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyları içerisinde MHP'lilerin oyları totale baktığınız zaman firesiz bir şekilde kendisini göstermektedir. Bu bakımdan da orada hani bu oyları tırnak içerisinde milliyetçi oylar olarak vasfetmek veya milliyetçi oyları bunlara indirgemek gibi bir şeye girmemek lazımdır. Ama burada esas mesele nedir? Sayın Ogan da, Sayın Özdağ da Kafkasların çocuklarıdır. Şimdi Kafkasları istikrara kavuşturan, Karabağ özgürleştiren Sayın Erdoğan'ın yanında mı, Cumhur İttifakı'nın yanında mı olacaklar? Yoksa Kafkasları hiçe sayan, Azerbaycan'ı hiçe sayan, hayatımın en büyük projesi diye açıkladığı büyük İpek Yolu projesi içerisinde Azerbaycan'ın Zengezur koridorunu dışta bırakan bir Kılıçdaroğlu'yla mı yol alacaklar? İşte esas burada milliyetçilik testi burada başlamış olacak. Türkçülük testi burada başlamış olacak. Tarihe, millete sadakat testi burada başlamış olacak. Ben Sayın Ogan'ı da, Sayın Özdağ'ı da gençlik yıllarımdan beri tanırım. Arkadaşlıklarımız, dostluklarımız, beraber çalışmalarımız da olmuştur. Ben gayet tabii ki onlardan daha sağduyulu bir tavır beklerim. Tematik bir çıkışla olmaz bu tür şeyler. Gerçekçi bir bakış açısının olması lazımdır. Kendilerinin kitlesi de bunu görmek durumundadır. Öyle bir haftalık milliyetçilikle vesaireyle bu işlerin kotarlamayacağı da ayrıca açıktır. Onlara oy veren insanları da bir işaretle dedikleri yere gidecek gibi değerlendirmek de o kitleye haksızlık olur, yanlış olur. Çünkü o kitlede elbette ki Karabağ'ın özgürleşmesinden büyük memnuniyet duyan büyük bir kitledir. Keza İpek Yolu projesi içerisinde Azerbaycan'ın, Zengezur'un, Bakü'nün yer almasını isteyen bir kitledir. Eğer Turancıysa gayet tabii ki Turan coğrafyasının mutlaka o haritanın içerisinde tam olarak temsil edilmesini arzu eden bir kitledir. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun esas buradaki samimiyet sınavı o haritayla ortaya çıkmıştır. Şimdi Ogan'ın bunu sorması gerekmez mi? Kendisi bir Azerbaycan Türkü olarak söz gelimi. Yine bir Kafkas Türkü olarak Sayın Özdağ'ın bunu sorması gerekmez mi? O yüzden söylüyorum. Milliyetçilik testi tam da burada ortaya çıkmaktadır. Tavır burada ortaya konmak durumundadır. Yani birçok parametre vardır kuşkusuz ki bu değerlendirmeleri yapmamız için. Ama bu değerlendirmeleri yaparken 5.17'yi işte milliyetçi, Türkçü, Turancı oylar filan diye tırnak içerisine almak o camiayı o kadar küçültmek de anlamına da gelir sayısal olarak. Böyle de değildir. Bizler bu vatanın evlatları hepimiz milliyetçiyiz. Ülkemizi hepimiz 85 milyon ülkemizi hepimiz çok seviyoruz. Çok önemlidir bizim için. Hepimizin içerisinde büyük bir Türk dünyası, büyük bir İslam dünyası hayali yatmaktadır kuşkusuz ki. Bu bakımdan da böyle bir ifadeyle, vasfetme ifadesiyle değil de üçüncü bir yol arayışı olarak ben olayı biraz daha değerlendirmeyi düşünüyorum. Ama madem ki kendilerine böyle bir politik kimlik inşa etmek istiyorlar, o zaman en hakiki soru burada büyük İpek Yolu projesi içerisinde nasıl bir tavır, tutum alacaklar? Kılıçdaroğlu bunu haritayla, belgeyle açıklamış oldu. Orada Kılıçdaroğlu'na ne diyecekler? Mesele Peki. tam da burada. Bir tarafta Karabağ özgürleştiren, Türk dünyasıyla köprüleri tek tek inşa etmiş olan bir Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta da Türk dünyasını böl parçala emperyalist emellere bırak diye düşünen bir başka Peki. yapı var burada söz konusu olan. Peki. Sayın Adem Yıldırım. Şimdi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamaları çok dikkat çekti. O açıklamalar üzerinden bir soru yönelteyim. Şöyle diyor Ali Babacan, eğer Cumhur İttifakı anayasa değişikliği ile alakalı gelin biz beraber çalışalım derse çalışmaya hazırız diyor. Şimdi 39 vekil küçük diye tabir edilen partilerden çıktı. CHP'nin vekil sayısı da böylece azalmış oldu. Bu CHP içinden de hem seçmenden hem CHP parti içinden de tepkiye yol açan bir durum oldu. Bunun üzerine gelen bu açıklama acaba tabana dönüş sinyali mi olarak da algılandı? Örneğin şöyle ifadeler geliyor. İşte küçük partilerle birlikte zannediyorum 400'ü aşan bir sayı oluyor değil mi? Yani Cumhur İttifakı anayasa değişikliği ya da herhangi bir konuda meclise gittiğinde avantajlı. Bu partilerle birlikte şeklinde yorumlar geliyor. Katılır mısınız? Ve bu bir çatlağa neden olur mu Millet İttifakı'nda?
Yani milletimiz öncelikle 600 vekili seçmiştir. 600 vekil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak yerini alacak ve görevine başlayacak. 28 Mayıs'ta da yeniden sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız. Cumhurbaşkanımızı da seçtiği takdirde milletimiz önümüze çıkacak anayasal taleplerle, anayasal değişikliklerle ilgili biz mecliste falan parti olmasın, filan parti olmasın tarzı bir yaklaşım asla sergileyemeyiz tabii ki. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere diğer tüm partilerin milletvekilleriyle ve partilerle anayasa değişikliği üzerinde tabii ki konuşma gerçekleşecek. Burada herhangi bir parti ayrımı yapmamız zaten mümkün olmaz. Bu anlamda Sayın Babacan'ın yaklaşımına da hayır demeyiz. Başkasının da CHP'nin de yaklaşımına hayır denmez. Başka partinin yaklaşımına da hayır denmez. Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası değişecek. 85 milyonu ilgilendiren bir konuyla ilgili bir değişim olacak. O halde burada temsilcisi olan her toplum katmanındaki her temsilciyle, her partiyle biz görüşüp bunu çok rahatlıkla mutabık kalabileceğimiz bir seviyede çıkarmamız gerekebilir. Şu ana kadar zaten AK Parti'mizin ve Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık izlemiş olduğu politikaları da bunu net bir şekilde görüyoruz. Tabii karşı çıkan partiler olduğu takdirde sayı olarak belli bir çoğunluğu yakalamamız gerektiğinde de her milletvekilimizle ayrı ayrı bu konuda birlikte olmayı ve onun desteğini almayı yeğleriz. Bunun için parti ayrımı yapmayız. Millet İttifakı'nda veya başka bir ittifakta diyerek herhangi bir ayrım bu konuda yapılmaz. Tabii bunu sonraki süreçlerde net bir şekilde göreceğiz. Anayasayla ilgili değişim olduğunda toplumun beklentisi hangi noktalarda ortaya çıkacak ve bugün destek vereceklerini söyleyecekler. Acaba toplumun bu beklentilerine hangi noktalarda destek verecek? Buraları asıl vakti zamanı geldiğinde görmüş olacağız. Tabii ki bu burada verilen sözleri orada da kendilerine hatırlatmış olacağız. Şunu ifade edeyim. Genelde ittifaklar, Sayın Akşener de söylemişti. Cumhur İttifakı etle tırnak gibi ama bizim ittifakımız, biraz önce Ceyhun Bey de ifade etti, proje bazlı ittifak demişti. Sizin o sorduğunuz soruya geldiğimizde, yani acaba Millet İttifakı buradan zarar görür mü? Bilemiyorum işte. Millet İttifakı proje bazlı ittifaksa o zaman şu anlama çıkıyor. 28 Mayıs'ta bu proje bazlı ittifak sona erecek demektir. Biraz önce Sayın Sinan Oğan'la ilgili soru sordunuz. Yine Ata İttifakı'nda olan Adalet Partisi'nin genel başkanı bugün açıklama yaptı bildiğim kadarıyla. Bizim Ata İttifakımız bugün itibariyle son bulmuştur. Evet. Şeklinde bir açıklama yaptı. Biz seçim sebebiyle ittifak yapmıştık. Bundan sonra her parti kendi siyasetini, kendi yolunu kendi çizecektir. Saygı duyarız diye bir ifadede bulundu. Acaba bunun altında başka bir gerekçe var mı veya farklı bir bilgiye dayalı olarak mı böyle bir yorumda yaptı onu bilemiyoruz. Seçime dayalı bir ittifak olduğu ortaya çıkıyor. Muhtemelen Millet İttifakı'nın da sanki Sayın Akşener'in dediği belki 28 Mayıs'ta ortaya çıkacak. Belki de ittifak 28 Mayıs'ta son bulacaktır. Yani şimdi devam ediyor gibi görünse de, yara almış gibi görünse de 28 Mayıs'ta son bulacak gibi de görünüyor. Öyle bir fotoğraf sanki karşımıza çıkacak. Peki Sayın Dursunoğlu, sizce seçime dayalı bir ittifak olduğunun kanıtı mı Ali Babacan'ın bu yaptığı açıklama, nasıl değerlendirdiniz? Ve bundan sonra eğer şimdi bile bu öyle bir açıklama geldiyse 28 Mayıs'tan sonra artık saflar değişecek. Çünkü belli bir proje üzerinde sizin de altını çizdiğiniz gibi bir araya gelinmiş bir ittifak var. 6 evet. Parti. Bu açıklama ne gösteriyor? 28 Mayıs sonrası bir ipucu veriyor mu? Şimdi projeyi ifade edelim. Proje güçlendirilmiş parlamenter sistem. Dolayısıyla bu Türkiye'de artık bu dosya kapatıldı ve dolayısıyla bu partileri bir araya getiren temel motivasyon da ortadan kalktığına göre partilerin kendi yol haritaları üzerinde siyaset yapacaklarını, yol yürüyeceklerini göreceğiz. Tabii Sayın Babacan'ın değerlendirmeleri önemli. Bunun ilk sınavını biz
seçim öncesinde mecliste hazırlanan ailenin korunması ve başörtüsüne yönelik bir düzenleme, bir anayasa değişikliği taslağı vardı. Hatırlarsanız deprem vesilesiyle rafa kaldırıldı. Bunun belki de ilk sınavını burada vereceğiz. Evet, bugün Türkiye'de klasik bir okuma yapabilirsek sağ tandanslı bir meclis aritmetiğinin olduğunu görebiliyoruz ve Türkiye'nin AK Parti seçim beyannamesinde dilleri sürdüğü, bana göre Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi kariyerindeki en önemli eksiklik olarak değerlendirdiğim sivil bir anayasanın hayata geçirilmesi Türkiye açısından yeni meclisin, yeni dönemin en önemli icraatlerinden biri olacaktır. İttifaklar üzerinden bir değerlendirme yaparsak aslında biz Sayın Babacan'ın sistemi revize etmek üzerinde de bir yorumu vardı. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin revize edilmesine yönelik. Yine iktidar kanadından da bu revizyonla alakalı bir değerlendirme oldu ama revizyonu böyle sistemin tavanında, sistemin içeriğinde arıyoruz ama asıl da değişimi, revizyonu biz tabanda yapmamız gerekir. Yani siyasal parti alanında yapmamız gerekir. Bunu şunun için söylüyorum. Yani ittifakların konumlandırılma biçimi Türkiye'de kriz yarattı. Ne demek istiyorum? Başkanlık sistemi zaten çok partili hayattan ziyade iki partili, hatta 2,5 partili bir sistem öngörür. Oysa bizde çok parlamenter sistemin üzerine inşa ettiğimiz bir başkanlık sistemi olduğu için bu tabanı başkanlık sistemine revize etmemiz lazım. Yani iki partili dersek diyelim muhafazakarlar ve milliyetçiler birinci yol. İkinci yol sosyal demokratlar, sosyalistler. Eğer 2,5 partili dersek işte muhafazakarlar, muhafazakar milliyetçiler birinci yol. Ulusalcılar, seküler milliyetçiler ikinci yol. İşte yine bugün sosyalistler, yeşil sol zaten 2,5 anlamında örgütlenmiş vaziyette. Türkiye'nin artık bu sistemi tabanda da oluşturması lazım. Ama bizim mesela en çok tartıştığımız husus 50+1'in revize edilmesi ki ben bunu çok doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? Bakın 4 adaylı bir seçime gittik. Bu adaylardan şöyle bir dağılım olmuş olsaydı, yani 26 almış olsaydı Sayın Erdoğan, diğer isimler 25-24 almış olsaydı 26'nın ülkeyi yönetmesini sağlayacaktık. Ve bu meşruiyet anlamında bir tartışma yaratır. Bence sistem anlamında 50+1'in doğru değerlendirilmesi için tabanın 2,5 partili veya 2 partili bir sisteme indirgenmesi lazım. İşte Amerikan modelinde olduğu gibi Cumhuriyetçiler, Demokratlar gibi. Oysa biz buna revize etmek yerine yeni partilerin kurulduğunu görebiliyoruz. Yani koltuğunu kaybedenin, küsenin, darılanın bir parti kurduğunu görüyoruz. Bu değerlendirmeyi yaparken buna dikkat etmemiz lazım. Anayasa değişikliği önemli, evet. Siyasette şunu ifade edelim ki olmaz diye bir şey yok. Keskin konuşmamak lazım. 50'den ziyade 50+1'i düşünüyoruz. Yeni kurulan partiler +1 üzerinden evet, yani konumlama yapıyor. Bu 50 üzerinde yapmış olsa daha doğru olur. Doğru olur ama bu şunu gösteriyor. Yani millette teveccüh anlamında o +1 de siyasete bir şantaj uygulamış oluyor. Yani HDP şantajını, yani kazanamayız ama kaybettirebiliriz gibi bir siyaset üretme biçimi oldu. Bu demokrasilerde böyle bir değerlendirme olmaz. Dolayısıyla benim söylemek istediğim, izah ettiğim nokta, biz tabanı da başkanlık sistemine göre entegre edebilirsek, oluşturabilirsek biz 1,5'luk partileri gündemimizde tutmamıza gerektirecek bir husus olmayacaktır. Yani böyle bir parti iddiası ortaya çıkmayacaktır. Anayasa değişikliği bunun için önemlidir. Evet, sivil sayın vekilimiz de inşallah yeni meclisimizde görev yapacaklardır. Milletin beklentisi budur. Yani sivil, demokratik, çoğulcu bir anayasanın Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına yakışır. Türk medeniyetine, Türk insanının tasavvuruna, demokratik anlayışına, bilincine yakışır. Yeni bir anayasadır. Bu noktada tabii ki meclise giren tüm milletvekilleri bu milletin vekilleridir. Dolayısıyla bu anlayışla bir pozisyon alacaklardır. Bu anlayışla milletin hissiyatını, takdirini kazanmak anlamında da burada kendilerini konumlandıracaklardır. Milletimizin beklentisi budur. Bu anlamda işte şu partiyle Sayın Vekilim çok güzel ifade etti. Yani siyasette şu partiyle olmaz, bu parti olursa ben olmam gibi bir okuma doğru değildir. Siyasette her şey ve herkesle her şey mümkündür. Böyle değerlendirmek lazım. Peki. Bir araya gideceğiz. Ara vakti geldi. Son bölümde seçime doğru aradan sonra devam edecek. Siyaset
Seçime doğru devam ediyor. Aranın öncesinde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarını, anayasa ile ilgili açıklamalarını ve bunun olası etkilerini konuşuyorduk. Sayın Ceyhun Bozkurt, siz bu açıklamaları ilk gördüğünüzde nasıl değerlendirdiniz? 28 Mayıs sonrası bize bir ipucu veriyor mu? Bir çatlak oluşur mu Millet İttifakı'nda? Şimdi siyaseti bizim savunduğumuz en önemli şeylerden bir tanesi ki Sayın Erdoğan da, Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli vurguluyor bunu. İlkeler ve program üzerine yapılması. Şimdi bizde mesela bizlerde işte Adem hocamızla, İsmail Bey'de, değerli Zakir hocamızla hep konuştuğumuz konuları da vurgularken bir yapıyı doğrudan hedef almıyoruz. Yani senin kara kaşın var, kara gözün var bilmem şunun için şey yapmıyoruz. Eleştirdiğimiz noktalar zaten hep bunu da vurguladık. Seçmenlerini de kastetmiyoruz. Biz yönetimlerinin politikalarına göre eleştirilerimizi yapıyoruz. Neden? Çünkü belli ilkeler vardır ve bu ilkeler çerçevesinde eğer az önce muhalefet konusunda da konuştuk. Ülkemizi ileriye götürecek adımlara kim geliyorsa gelsin baş göz üstüne. Yani o açıdan şimdi Sayın Babacan'ın açıklamalarında şunu görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı restorasyon dedi. Çünkü sistem yeni bir sistem. Elbette ki Türkiye gibi güçlü ve büyük bir devlet olan bir ülkenin sisteminin oturtması da biraz zaman alacaktır. Güncellenmesi gereken yerde. Güncellenmesi değil de restorasyon çok doğru bir ifade aslında. Yani deyim yerindeyse bir bina yaparsınız çok güzeldir ama kullanırken de bazı eksikliklerini görürsünüz. Nedir? İşte su vanalarında bir şey vardır, küçük bir sıkıntı. Artık onu şey yaparsınız, restore edersiniz, onu tamir edersiniz, geçer. Kalıcı. Hatta yeni binalarda daha çok olur değil mi? Tabii. Hep, onun gibi düşünün. Evet. Yani denk örnek olmayabilir ama küçük lokal bir örneği. Ne derler? İkinci kiracı olmak, ikinci oturan olmak avantajlıdır. Niye? Zaten ilk sıkıntılarını ilk yaşayanlar çeker hesabı. Şimdi böyle bir güçlü büyük bir ülkede sistem değişikliği elbette ki kolay değildir. Ki Türkiye bunu aslında başarılı bir şekilde geçişi yapmıştır. Son derece demokratik bir zeminde yapmıştır hem de. Ondan sonra ama elbette ki restore edilecek yönleri olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı ki geçen dönemde de vardı bunun çalışmaları. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın ortaklarının beraber sürekli iletişim halinde sivil bir anayasaya geçişin çalışmaları yürüyordu zaten. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin 100 maddelik önerisi vardı. AK Parti'nin kendi çalışması var. Bunun sürekli istişarelerini yapıyorlardı ve genel anlamda zaten diğer partilere de çağrılarını yapıyordu. Adem hocamız da hatırlattı. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi de mecliste anayasa değişikliği önerileri elbette ki dikkatle incelenir. Ortak akıl, ortak ilkeler bulunduğu noktalarda ortaklıklar sağlanabilir. Şimdi bu çerçevede Sayın Babacan'ın sözlerinde eğer ilkeler ve program üzerine bir uzlaşı olursa bundan rahatsızlık duymaz kimse. Memnuniyet de duyar. Ama siz bunu geçmişte AK Parti'nin içinde AK Parti'yi özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nı yani doğru ifadeyi söyleyeyim zora sokacak söylemler, eylemler şeklinde tekrar gündeme getirirseniz bu ülkeye zarar verir. O açıdan bir kere Sayın Babacan'ın bu konuda bir netleşmesi lazım. Yani daha açık konuşması lazım. İlkeleriniz nedir? Programınız nedir? Milletle, milletin hedefleriyle, Türkiye yüzyılı vizyonuyla. Bu çünkü Türkiye yüzyılı vizyonu AK Parti'nin vizyonu değil. Bakın hepimizin vizyonu. Buna elbette ki nasıl sistem restorasyonu olabilir? Gelecekte 5 sene sonra ihtiyaca göre ekler de yapılabilir. Bu, ama 100 yıl projesi, bu vizyon hepimizin vizyonu. 100 sene sonra bu partiler olur mu olmaz mı zaman gösterir. 50 sene sonra ama Türk milletinin varlığı, bizim milletimizin varlığı, devletimizin varlığı devam edecektir. Şimdi o açıdan Sayın Babacan eğer buna katkı yapacaksa hiç ben de rahatsız olmam, kimse de rahatsız olmaz. Bu noktada ama dediğimiz gibi biraz daha açması lazım. Neyi istiyorsunuz? Neyi söylüyorsunuz? Hangi söyleme? Çünkü bunlar 14 Mayıs'tan yani bir hafta 10 gün önce şunu söylüyordunuz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani çocuk oyuncağı gibi 5 senede bir sistem değiştirecek bir ülke vaat ediyorlardı yani. Ama şimdi başka bir söyleme giriştiniz. Çünkü parlamenter sistemin de kapısı. Samimiyetinizi biraz tahkim edin. O anlamda söylüyorum. Yani tahkim etmeleri lazım. Çünkü bizlerde oluşan şey tabii ki dediğimiz gibi ülkemizi geliştirecek her şeye eyvallah. Herkesle otururuz. Herkesle konuşuruz. Bizler de gazeteci olarak destek veririz bu çalışmalara. Milletimize, ülkemize, devletimize, siyasetimize, ekonomimize her anlamda katkısı olacaksa eyvallah. Ama
biraz samimiyet testinde biraz daha ek bir şeyler yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Sayın Zakir Avşar, yani birkaç cümleyle tam olarak anlaşılmaz dedi özetle Sayın Ceyhun Bozkurt. Biraz daha açılması lazım bu meselenin dedi. Ali Babacan'ın açıklamaları size ne ifade etti okuduğunuzda? Tabii Sayın Babacan da seçim sonuçlarını değerlendirirken şunu görüyordur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem milletimizden onay almamıştır. Bu artık tarihin sayfaları arasında mal olmuştur. Millet İttifakı ülkeyi yönetme kabiliyetini elde edememiştir. Parlamentoda azınlık durumundadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizden ikinci kez onay almıştır. Ortak mutabakat metni olarak ortaya koymuş oldukları metinde yine milletimizin tasvibini almamıştır. Bu çerçevede Sayın Babacan, acaba burada bir siyasi uyanıklık mı yapmaktadır anayasa değişikliği önerisiyle? Çünkü anayasa değişikliği önerileri malum anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açmak üzereydi. Bir de 66. madde yine Deva Partisi'nin diline dolamış olduğu hususlardan bir tanesiydi. Yani ikisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleriyle, Türklükle sorunlu maddelerdi ve Cumhur İttifakı da bunu kesinlikle reddetmiş idi. Biraz evvel Sayın Bozkurt'un işaret etmiş olduğu hususlar. Eğer kastı buysa kuşkusuz ki Cumhur İttifakı buna asla müsaade etmeyecektir, geçit vermeyecektir, böyle bir şeye yaklaşmayacaktır. Bu açıktır, ortadadır. Eğer kastı bu değil de gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kontrol murakabe sistemlerinin oturması biçiminde bir yapı ise elbette ki burada yapılacak önerilere açık bir tavır ile karşı karşıya parlamento çalışmaya başladığı andan itibaren yaklaşılacaktır diye düşünüyorum. Ama yok bu değil de Türkiye'yi sorunlu bir noktaya taşımak, efendime söyleyeyim Cumhur İttifakı'nı bir tuzağa çekmek gibi bir düşünce varsa onu da tabii ki daha dikkatli olacaklardır. Daha temkinli davranacaklardır. Sayın Babacan ve arkadaşlarının anayasa önerisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kaboğlu'nun anayasa önerisi arasında biliyorsunuz çok büyük benzeşiklikler vardı. Serap Yazıcı, Kaboğlu vesaire gibi işte anayasa çalışan kişiler daha farklı bir anayasayı düşünüyorlardı. Bu anayasanın içerisinde biliyorsunuz ilk 4 madde tartışmaya açılıyordu. Efendime söyleyeyim yine Türklüğün olmadığı bir anayasa öngörüsü öne çıkarılmış idi. Bu tür hususlar elbette ki yine federatif bir yapı orada öngörülüyordu, dile getiriliyordu. Vaat edilen şeyler tıpkı şimdi HDP'lilerin, Yeşil Sol Parti'nin vesairenin dile getirmiş olduğu hususları içeren, kendilerinde ortak mutabakat metni içerisinde zımnen kabul ettiği, koymuş oldukları hususları içeren bir anayasa değişikliği önerisi olacaksa kuşkusuz ki buna Cumhur İttifakı onay vermeyecektir, böyle bir şeye gitmeyecektir. Bu bakımdan da orada biraz daha temkinli bu açıklamalara yaklaşmak lazım. Seçim süreci devam ediyor. Seçim süreci içerisinde bunu bir havlu atmak olarak değil de sadece seçim sürecine bir tartışma başlığı açarak zarar vermek için de yapılan bir değerlendirme olarak da görmek lazım diye düşünüyorum. Öyle bir ihtiyatla da yaklaşmak gerekir diye de düşünüyorum. Peki Sayın Adem Yıldırım, deprem bölgelerinde çıkan sonuç bir anlamda bir mesaj oldu. Zaten Cumhur İttifakı o bölgelere yoğunlaşmıştı. Yani Millet İttifakı biraz stratejik olarak o bölgelere yoğunlaştı deniyordu. Ama Cumhur İttifakı başından beri sürecin samimi bir şekilde depremzedelerin yanında oldu. Bunu bir seçim propagandasına çevirmedi. Hep yorumlar bu şekildeydi. Siz oradan çıkan sonucu nasıl değerlendirdiniz? Oradan çıkan mesajı ve CHP'li Tekirdağ Belediyesi tepki çekti. Depremzedelere hizmeti durdurduğu için bazı paylaşımlar da oldu provokatif depremzedelere yönelik. Bu nasıl algılanıyor o bölge halkı tarafından sizce? Siz de sahada da uzun süre çalışmalarda bulundunuz. Ne dersiniz? 6 Şubat'ta gerçekten büyük bir deprem oldu. Deprem hiçbirimizin, hele hele o bölgedeki olan insanlarımızın istemediği bir şey. Kimsenin de tahmin etmediği bir şey. Ve böyle bir deprem bölgesinde olduğumuzu hatırlatan ve gerçekten asrın felaketi dediğimiz büyük bir deprem yaşandı. 15 milyonumuz insanımızı etkiledi, 11 ilimizi etkiledi. Hükümetimiz başından itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
herhangi bir hesap kitap yapmadan, hesabi davranmadan oradaki yaraları nasıl sarabiliriz noktasında devletimizi adeta seferber etti, milletimizi seferber etti. İnsanlarımız gerek Türkiye'nin dört bir tarafından, gerek dünyadan, gerek Avrupa'da yaşayan insanlarımız, gerekse dünyanın değişik yerinde yaşayan insanlarımız adeta seferber oldu. Nasıl olur da biz bu bölgeye, buradaki insanlarımıza faydalı olabiliriz, yararlı olabiliriz diye. Hepimiz İstanbul, gerçekten İstanbul'da bu noktada İstanbul'daki belediyelerimiz başta olmak üzere ve diğer belediyelerimiz çok ciddi bir katkı sundular. Yaraları en hızlı nasıl sarabiliriz noktasında çalışma yapıldı. Bir taraftan devletimiz, hükümetimiz, belediyelerimiz, STK'larımız, insanlarımız, işte Diyanet Vakfımız, diğer yardım kuruluşlarımız buralarda yaraları sarmaya kalkarken bir taraftan birilerinin, işte Diyanet'in orada ne işi var, hoca niye geliyor, bilmem hacısı niye geliyor, falan yardım kuruluşu niye var da başkası yok, niye Kızılay şöyle de diğeri böyle değil gibi, yani oradaki zarar gören, depremden etkilenen, yaralanan ya da enkaz altında kalan insanlarımıza zerre faydası olmayacak. Tamamen oradaki insanlarımızın moralini bozacak, devletimizi zayıf gösterecek, zayıf düşürecek tarzda algı üzerinden bir şeyler oluşturmaya çalışıldı. Bunun sebebi de şuydu, 6 Şubat tabii seçiminde aşağı yukarı Mayıs ayında olacağı tartışmaların olduğu bir dönemdi biliyorsunuz. Hatta 9 Şubat'ta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını söyleyecekti. Tam ertelendi. Ertelendi. Deprem sebebiyle ertelendi. Çünkü Mayıs ayında aşağı yukarı işte Mayıs'ın başı mı olur, sonu mu olur, ortası mı olur gibi tartışmalar yapılıyordu seçimle ilgili. Hatta Nisan'ın sonu gibi. Ve bu tartışmalar devam ederken buradan gerek Cumhurbaşkanımızı gerekse hükümeti yıpratıcı yalan yanlış her türlü haberler yapıldı. Depremzedeleri, oradaki yaşayan insanları Cumhurbaşkanımızdan, bizlerden, diğer milletimizden çok daha fazla değer veriyorlarmış gibi, çok daha fazla biz düşünüyorlarmış gibi de bir duruş ortaya koydular. Ama ortaya çıkan fotoğraf maalesef tam tersi bir sonucu ortaya çıkarmış oldu. Adeta yalancının mumu yatsıya kadar yanar misalini ortaya çıkardı. İşte seçimden sonra hemen sosyal medyada yansıyan küfürlü, hakaretli paylaşımlar, vay işte depremzedeler nasıl bu kadar oy verirsiniz, hepiniz enkaz altında kalsanız daha iyi olurdu, böyle bir memlekette yaşamak istenmez gibi böyle şuursuzca saldırılar oluştu. O insanlarımıza hakaret edildi, küfür edildi, aşağılandı ve buna kalkıp da Millet İttifakı'ndan birileri, ya sen kimsin arkadaş, sen böyle bir paylaşımı nasıl yaparsın, derhal bu adam tutuklansın ya da bu adam hakkında yasal işlem başlatılsın şeklinde hiçbirisinin açıklamasını da görmedik. Kızılay ile alakalı veya farklı kuruluşlarla ilgili veya Diyanet Vakfı'yla, Diyanet'le ilgili deprem döneminde bir olumsuzluğu Türkiye'nin sanki tek derdi oymuş gibi enkaz altında binlerce insanımız varken onun üzerinde tepinen insanlar oradaki tüm depremden etkilenen insanlarımızın hepsini adeta enkaz altına koyarcasına hakaret eden, aşağılayan bu tür aşağılık insanlar karşısında bir tane söz söyleyemediler. Söyleyemediler. En azından kınayın. Ya sen kimsin ya? Sen vatandaşımızı nasıl aşağılıyorsun deyin. Bunu da diyemediler. Yetmezmiş gibi bir de milletin seçtiği, işte Tekirdağ'ın seçtiği belediye başkanı, onun yöneticileri çıktı. Anında seçim akşamı bir tebliğname ile siz artık burada kalma süreniz dolmuştur. Ağustos'un 13'üne kadar sözleşme devam etmesine rağmen yapılan sözleşme. Belki bir sözleşme devam etmeye de bilir. Yani çok arizi şeylerdir bunlar. Ya süre bitmiştir, biz size 2 aylık süre daha tanıyoruz denir. Şu an ben aynı zamanda avukatlık yapıyorum. Yani tahliye davalarında bile velev ki mahkeme tahliye kararı verse bile hemen yarın sen tahliye edemezsin ki, gidersin dersin ki ya şu kadar süre verelim, siz uygun bir tarihte burayı tahliye edin deriz yani. En azından insani bir şeydir bu.
evini toparlayacak, başka bir şey olacak. Şartlarını hazırlar. Yani şartlarını hazırlayacak. Haydi ben geldim, yarın burayı tahliye et. Mümkün değil. Hocam bir katkı, İzmir'de de bir tane, yani hızlarını alamamışlar. İzmir'deki depremzedeyi de İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi depremzede konutlarından çıkartmış galiba. Öyle bir şey de vardı. Yani ben şunu da görüyorum. Tekirdağlı tanıdığım arkadaşlarım, dostlarım da var. Yani Tekirdağ halkı Tekirdağ Belediye Başkanı'na gereken cevabı verecektir. Yani bu Tekirdağ Belediye Başkanı'nın bu tavrı Tekirdağ halkının duruşunu yansıtmaz. Tekirdağ halkı bu böyle düşünmez. O yardımseverliliğini bundan sonra da götürecektir. Ve eminim oradaki insanlarımıza, depremden etkilenen insanlarımıza ev sahipliği yapacaktır. Tekirdağ halkıyla ilgili böyle bir problem olmaz. Onların Kadir Şinası da bizim tüm insanlarımız için geçerlidir. Ama belediye başkanı kalkıp başta Tekirdağ halkından olmak üzere, depremzedelerimizden olmak üzere tüm milletimizden özür dilemeli her şeyden önce. Yaptığı bu ayıptan dolayı aslında bakıldığı zaman normal bir demokratik bir davranış çerçevesinde düşündüğümüzde istifa etmesi gerekir. Hani işte Kızılay Başkanı istifa etsin, etsin, etsin diye bir açıklama üzerinden ciddi bir propaganda yapıldı. Ha bu Kızılay Başkanı'nın yaptığı şeyin doğruluğu yanlışlığı anlamında bir yerde durmuyorum. Yani asıl Tekirdağ Belediye Başkanı'nın bu tablo karşısında orada durmaması gerekir. İstifa etmesi gerekir. Peki. Sayın Dursunoğlu, siz bu yaşananların depremzedeler üzerinden yapılan bu açıklamaların ve gösterilen tavrın ikinci tura nasıl bir yansıması olur? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Sayın Vekilimin bıraktığı yerden ben de almış olayım. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Oğan'la, Sayın Özdağ'la görüşmek yerine veya masaya yumruğunu vurmak yerine ilgili belediye başkanının istifasını istese seçmende daha fazla karşılığı olan bir hareket olur ve doğru bir siyaset olur. Şimdi şunu ifade edelim. Tabii çok acı bir hadise, asrın felaketi olarak da takdim edilen, değerlendirilen bir süreç yaşadık. O süreçte depremde, afet döneminde var olan işte öfkeyi siyasal ihtiras uğruna, siyasal iktidarları için bir rüzgar olarak değerlendirmeye çalışan siyasetçiler oldu. Bundan kimi kastediyorum, açık ifade edeyim. Sayın Kılıçdaroğlu çıktı, hiç kimsenin gündeminde yokken seçimler ertelenemez diye deprem bölgesinden açıklama yaptı. Dolayısıyla ben o gün katıldığım noktada şunu değerlendirmiştim bir televizyon programında. Anadolu insanı taziye evine kimin hangi niyetle geldiğini bilecek kadar irfan sahibidir. Dolayısıyla işte bugün gelinen sonuç, ortaya konulan sonuç da mikro düzeyde özellikle deprem bölgesinde Adana hariç sanırım tüm illerde AK Parti ve Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan önde şekildedir. Bunu şunun için değerlendirmek lazım. Yani bu enkazı kim kaldırabilir? Bu mikro değerlendirmeyi Türkiye'nin diğer sorunları üzerinden de değerlendirebiliriz. Evet bugün ekonomiyle ilgili problemler olabilir, sığınmacılarla ilgili problemler olabilir derken var tabii bunlar. Ama günün sonunda bu problemleri, bu sorunları kim çözebilir diye bir soru yöneltildiğinde seçmen Sayın Erdoğan ismini veriyor. Dolayısıyla oradaki o mikro düzeydeki anlayış güven noktasında da iktidara, Sayın Erdoğan'a yönelik bir değerlendirme olarak düşünülmelidir. Haksız mıdır? Değildir. Bakın yani Tekirdağ Belediye Başkanı üzerinden ilerledik ama Hatay Defne'de Sayın Cumhurbaşkanı çok küçük bir oy aldı. Sayın Kılıçdaroğlu orada açık ara bir oy. 80-90 civarında oy aldı. %20'nin altında. Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bugün Hatay Defne Hastanesi'ni açtı. Dolayısıyla yani siyasi hesapla siyaset yapılmaz. Siyaset millet için yapılır. Siyaset milletin teveccühünü en azından duasını almak için yapılır. Desteğini almak için yapılır. Bu anlamda ayırt edici bir dil veya siyasi çıkar anlamında bir müzakere, müdahale ne dersek diyelim. Bunlar siyaseten doğru sonuçlar vermez. Nitekim bunları da görmüş olduk seçim sonuçları üzerinden. Ben bir kez daha depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve böylelikle tamamlamış olayım bu bölümdeki değerlendirmeyi.
Sayın Bozkurt, depremzedeler kimin samimi, kimin samimi olmadığını anlıyor mu sizce? Ve bu ilk turda çıkan sonuçlarla da kanıtlanıyor mu? Ve ikinci tur için ne dersiniz? Çünkü Cumhur İttifakı baştan beri, en başından beri, 6 Şubat'tan beri yoğun bir şekilde sürekli gidip geliniyor ve oraya yoğunlaşılmış şekilde. Hatta o zamanlardan da konuşuyorduk. İşte Millet İttifakı başka şeyleri konuşurken Cumhur İttifakı ana gündem maddemiz depremzedeler diyordu. Bunun bir yansıması olarak mı görülmeli birinci tur sonuçları ve bundan sonrası için? Tabii ki. Ne söylersin? Tabii ki. Yani birincisi şu var. Siz demek ki depremzedeki yani o Tekirdağlılarımızı, diğer illerdeki vatandaşlarımızı kastetmiyoruz tabii ki. Hocamız da söyledi. Ama yetkililer, muhalefetin yetkilileri demek ki yardımları siyasi çıkar için yapmışsınız ki bu siyasi çıkarın tırnak içi kendi açınızdan, yani bakış açıları açısından söylüyorum. Onun karşılığını alamayınca reaksiyon veriyorsunuz. Yani depremzedelere yardım, destek, onların sorunlarını çözmeye yönelik adımlar siyasi çıkar için mi atılır? İşte az önce İsmail Bey söyledi. Defne'deki devlet hastanesinin hızlı bir şekilde bitirilmesi ki onunla da dalga geçmeye çalıştılar. Evet. Temel atma töreniyle dalga geçmeye çalıştılar. Bakın iki ay gibi kısa bir sürede bitirildi aslında. Evet. Kolay değil. Bir hastane yapımı kolay değil yani. Ama geçici bir hastane değil yani. Geçici bir hastane de değil. Devlet yarın hastanesi. Hasta kabulüne yani. Başlanacak. Öyle tabii. Söyleyeyim. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi oradaki depremzede görmüyor mu? Şimdi onların yani onlar köle mi? Ben sana şunu yapacağım, sen bana bunun karşılığında destek vereceksin. Mi? İyi kabul edecek mi? Yoksa onların da aklı, onların da aynı zamanda gördükleri analiz yetenekleri yok mu? Şimdi 6 Şubat'tan itibaren yaşadıklarını onlar analiz etmiyorlar mı? Devletin ne yaptığını, Cumhur İttifakı'nın ne yaptığını, Millet İttifakı'nın ne yaptığını. Orada oraya kim olursa olsun bir taş koymuşsa hepsine de Allah razı olsun. Hakikaten o insanlarımızın sorunları bizim öncelikli problemimiz. Ama şunu görüyor aynı zamanda depremzede. Muhalefet 3 Mart 6 Mart arasında kriz yaşarken Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli oradaydı. Cumhurbaşkanı adayı pazarlıklar, kaç milletvekili çıkacak falan filan diye muhalefet pazarlıklar yaparken o masa Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli oradaydı. Onların bakın sadece yani devlet zaten orada. Sivil toplum kuruluşları zaten orada. Ek olarak devleti yöneten kişiyle Cumhur İttifakı'ndaki ortağı orada. Yani hiçbir zaman boş bırakmadılar. Ve işte siz de hatırlattınız. Önceliğimiz depremzedelerimizin sorunlarını çözmektir diye. Şimdi siz gittiniz iki tane su verdiniz. Allah razı olsun. Bakın bunu hakikaten gönülden verdiyseniz hepinizden Allah razı olsun. Ama onu ben gideyim iki tane su vereyim. Buradan da çekim yapayım. Tamam iki gün geldim. Su verdim, aş verdim, bitti gitti ben dönüyorum, bana oy vereceksin diyen insan samimi değildir. Bunun diyen ayrımını da depremzede yapmıştır. Şimdi bunun işte az önce söylediğim nokta, depremzedemiz bu analizi yapamıyor mu? Çünkü depremzede zaten sorunu yakıcı olarak yaşıyor şu an. Barınma konusunun çözümünü bekliyor. Taahhütleri dinliyor, görüyor. Kimin yapabileceğini analiz ediyor. Sahadaki uygulamalardan da bunun analizini yapıyor. Kimin doğru söylediğini, kimin altı boş bir söylem içine girdiğini görüyor. Burada ne yapıyor? Bir tercih yapıyor. Diyor ki işte bu konutları Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli yani Cumhur İttifakı yapar diye iradesini ortaya koyuyor. Hani sizin iktidarınıza gelmeniz durumunda çok seslilik olacaktı düşünce ve insanlar siyasetini özgürce savunabileceklerdi. Sizin özgürlük fragmanınız buysa ben sizin filminizi, ana filmi çok merak ediyorum. Yani görmek de istemiyorum açık söyleyeyim. İki, Tekirdağ Belediyesi örneği. Şimdi Tekirdağ Belediyesi'nde skandal ortaya çıkınca ayrı bir skandala daha imza attı Tekirdağ Belediye Başkanı. Depremzedeleri ayağına getirtti. Bir video çektirtti. Kendi propagandasını yaptırtmaya çalıştı. Peki. Çok kısa vaktimiz kaldı. Belki Sayın Avşar'a da yani söz veriyorum. Özeti o zaman evet. Şöyle söyleyeyim. Maalesef değerli bir katıldığımız bir programda değerli bir konuk söylemişti. Kim söyledi unuttum. Ama çok güzel bir tanım yaptı. Muhalefetin yaptığı maalesef depremzedeler üzerinden tefecilikmiş dedi. Çünkü bunu tefeciler yapar. Bir şey yapar karşılığını almak için yapar. Peki. Sayın Zakir Avşar, tabii birçok depremzede evleri yıkılanlar, iş yerleri yıkılanlar, yakınlarını kaybedenler en çok ihtiyaç duyulan şey güven aslında. O güveni mi
buldu Cumhur İttifakı'nda depremzedeler. Birinci tura sandığa yansıması sizce bunu mu anlatıyor bize, ne dersin? Şimdi millet olmak demek kederde, tasada, kıvançta, mutlulukta ortaklaşmayı beraberinde getirir. Eğer bu ortaklaşmadan uzaklaşırsak o zaman millet olma kabiliyetimizi de ortadan kaldırmış oluruz. Millet İttifakı'nın bileşenlerinin topyekünlü böyle itham etmek mümkün değil ama bir deprem siyasetinin olmadığı da ortada. Şimdi Türkiye bir depreme yakalanmıştır. Bu depremle hızla yaraları sarmak gibi bir çaba içerisine girişilmiştir. Bu çabanın neticesinde de hiçbir şekilde buradan bize daha fazla oy gelir, daha az oy gelir gibi bir hesap yapılmamıştır. Şöyle de bir kurumsallaşmaya gidilmiştir. Bunun da hakkını teslim etmek lazım. Ulusal risk kalkanı modeli diye bir model kurulmuştur hemen depremin akabinde ve 13 kuruldan oluşmaktadır bu model. Bu kurulda da Türkiye'nin en saygın bilim insanları, alanlarında bilinen insanları, bütün üniversitelerimizden, bürokrasiden, efendime söyleyeyim sektörden insanlar yer almaktadır. Dolayısıyla da bu kurul sık sık toplantılar yapmakta, raporlar ortaya koymakta, deprem bölgelerinde araştırma incelemelerde, tetkiklerde bulunmaktadır. Sorunlara hızlı çözüm üretme çabası içerisine girmektedirler. Bir diğer önemli husus ise kentsel dönüşüm projeleri hız kazanmıştır dikkat ederseniz. Çünkü Türkiye bir afetler ülkesidir. Risklerle hepimiz karşı karşıyayız. Tekirdağ'da bu riskle karşı karşıyadır. İstanbul'da karşı karşıyadır. Birçok vilayetimizde bu riskle karşı karşıyadır. Hiçbirimiz bu risklerden uzak değiliz. Bu bakımdan da bizim tartışmaları bu boyutta ele almak yerine bize oy verdiler, vermediler veya bize oy verecekler gibi Türkiye'nin risklerden daha az etkilenebileceği, insanlarımızın kayıplarının olmayacağı, var olan depremlerde de hızlı bir şekilde yaraların sarılacağı, şehirlerin ayağa kaldırılacağı projeler üzerine düşünmemiz gerekmektedir. Buna hep beraber katkı sağlamamız gerekmektedir. Buradan bir siyaset devşirmeye kalkışmak, siyasi bir menfaat devşirmeye kalkışmak ne siyasal etikle bağdaşır ne de insanlıkla bağdaşır. Yani bu bakımdan da bizim burada çıkar beklentisi yerine şu tavrı, ilkesel tavrı ortaya koymamız lazım. Bu, biz böyle bir sorunla artık karşı karşıyayız. Birisiyle karşılaştık. Asırların felaketi, asrın değil, asırların felaketi. Ama yenileriyle karşılaşma ihtimali de fevkalade kuvvetli. Pek çok vatandaşımız orada hayatını kaybetti. 3,5 milyondan fazla insanımız da iş yerini, evini vesairesini kaybetti. Bölgenin tamamına baktığımız zaman 16 milyona yaklaşıyor. Dolayısıyla da bizim burada tekrar hayatı bir an evvel canlandırmamız gerekiyor. İnsanları normalleştirmemiz gerekiyor. Bunun için hep beraber iktidar, muhalefet ne yapmamız gerekirse yapmamız gerekiyor. Buraya odaklanmamız lazım. Buradan bana daha mı fazla oy çıkar, daha mı az oy çıkar? Bu devlet felsefesiyle de, millet düşüncesiyle de bağdaşmaz. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Zakir Arşar. Katıldığınız için yayına çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sayın Adem Yıldırım, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür katıldığınız ederim. Katıldığınız için ayağınıza sağ olun. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Sayın İsmail Dursunoğlu, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Sayın Ceyhun Bozkurt, size de teşekkür ederiz. Aslında birkaç başlık daha vardı. Girişte ifade etmiştim ama maalesef süre yetmedi. Önümüzdeki hafta zaten seçimler var. Bol bol değerlendirme yapacağız. Çok teşekkürler bir kez daha. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Seçime doğru sona eriyor. Haftaya seçim var. Seçim özel yayınla TVNet'te gün boyu yine karşınızda olacağız. Haftaya pazar günü. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu akşamlar.